Yani seni ne aç koydum, ne açıkta koydum. Evime 10 numara bakıyordum. Bir sürü öteberi aldım. Televizyon dedin aldım. Buzdolabı dedin abla? Aldım. Abla ne fırın, ocak şimdi? Dedin aldım. Esra abla. Hanım. Gülhan ne yapacak? Abla ben buraya ne için geldim biliyor musun? Boşanmak için de. Ben onu affediyorum. Ayaklarına kapanıp yalvaran kocası Muammer'e dönecek mi? Gel şu 2 günlük dünyada bak. O ettiklerimi şöyle bir kenara kakalım. Yarayamı öp bari. Yarayamı öp bari. Gel. Gülhan'ın çok konuşulacak o kararı. Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Gene bilmiyorum. Bilmiyorum. Son defa bir kere daha diyorum. Şimdi Esra Erol'da. 84 milyona şikayete geldi. Bizi dolandırdı, onurumuzu, gururumuzu soydu gitti. Eşi Güldane Hanım sürütüyor. Gençiciksiniz. Hiç bir şey istekli olmadı, hiçbir şey. Paralar full, hiçbir şey almadı. Bitti benim paralarımı, yalan altınlarımı. Yalan konuşma. Bu nikah zorla kıyıldı. Şu anda içim kan ağlıyordu orada. Zorbacı, zorbacı Gülhane, gibi yapışıyor Gülhane adama. Hanımcığım. Paranın için şey attı orada, evet dedi. Ben şu anda şorum yerimde değil. Yani üstüme gelmeyin. Daha başka yuvaları da yıktı mı? Özellikle neden yaşlı erkeklerle görüşüyor? Bu bayan o işleri yapıyor. Dolandırıyor bayan. Çok insan dolandırdı. Anladım. Bu kişi ben... dini nikahlı, yaşlı insanlarla beraber yaşlı olur. Yaşlı insanlarla para değil. Para karşılığı. Sen... Dittim şimdi... parayı. Dittim o bileziklerini dittim. Yedim. Ne yaptın bileziklerini? Yedim. Babamla birinin evinde buluşuyorlar. Tüm her şey ortaya çıktı. Annemle babam boşandılar bu kadın yüzünden. İyi olmuş. Nasıl güzel olmuş. Sana, sana da kapak olsun. Güldane Hanım niye kaçıyorsunuz? Kendisinden 30 yaş büyük Muzaffer amcayı dolandırdığı iddia edilen Güldane ile ilgili iddialar bitmiyor. Büyük yüzleşmede son perde. Kızımız Fatma Korucu 22 Mart tarihinde Rize'deki evinden kaçıyor. 3 gün önce bana dedi ki bir abi var, bana İzmir'de iş ayarladı, ev ayarladı. Babasının maaşını aldı, ortadan kayboldu. Babasının parası 2 milyar. Benim parama değmedi, kendi parasını aldı gitti. Daha geri donmadı. Bir mucize daha gerçek oldu. Ben evladım istiyor. Kurban olduğum, ben seni çok seviyorum. Baban yok, bir tane sen varsın yavrum, ne yapacağım ben sensiz. Kayıp olan Fatma'yı Esra Erol buldu. Fatma Korucu, Kütahya Gediz'de. Fatma kimin yanından çıktı? Anne Şükran Hanım'ı şoke edecek o isim. Şimdi Esra Erol'da. İki çocuğunu Sezai için terk ediyorsun. Ya da senin yanından mı Muammer'e gitti? Evet. Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Gülhan'ı taparcasına seviyorum. Gülhan'ı şöyle seviyorum. Gülhansız bir hayat düşünemem. Bu cümleler size mi ait Sezai Bey? Evet. Bu hesaplaşmayı konuşacak. Bu niye boşanmadım? Bunları anlatacağım anlat. Olayın ne olduğunu öğrensinler. Tamam. Sezai'nin karısı Samira hem Sezai'ye hem de Gülhan'a meydan okumaya geliyor. Son göz bir şey konuşayım ben gideceğim. Bak nereye benim gidiyorsun? Çocuğum. Büyük yüzleşmeye hazır mısınız? Şimdi Esra Erol'da. Eşim Asuman Şen, Sedat Sezer şahıslı bir arkadaş daha bitmiştir. 10 yıllık karısı Asuman gece yarısı evden kaçıp Sedat Sezer'e gitti. Sedat'ın eşi de mağdur, ben de mağdurum. Onun 3 çocuğu var, benim 2 tane kızım var. Kızlarımın başka adamda yaşamasını istemiyorum. O da yetmedi. Sosyal medyadan paylaştığı videolarla aşkını ilan etti. Siz bizim çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anmayacağım, adını anmayacağım. Hoş geldiniz sevgiler, selamlar. Öncelikle ekran başındaki seyircilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Sonra da stüdyoda bulunan konuklarıma hoş geldiniz. İyi bir hafta olması dileğiyle. Biliyorsunuz ki programda çoğu zaman şu konuyla karşılaşıyoruz. Evinde yaşadığı sorunlardan dolayı kaçıp gidenleri, o kaçtıkları yerlerde mutluluğu ve huzuru aradıklarını söyleyen birçok insanla bir araya geliyoruz. Ama çözüm aslında bizim yaşadığımız evde, o evin içerisindeki insanlara gerçekten biraz şefkat, biraz da merhamet gösterirsek hayatımızın nasıl iyileştiğini ve güzelleştiğini hep beraber tanık olabiliriz.
Bu arada kapımızı çalan herkesin tabii ki bir derdi var. O derdine de derman arıyor. Mesela ilk konuğum Murat Şen. Eşim evi terk etti, başka biriyle bir birliktelik yaşıyor. Çocuklarım için buradayım dedi. İlk olarak onu davet edeceğiz. Bu arada bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatlar Günü kutlu olsun efendim. Tüm meslektaşlarımın ben İyi de... misin? İyiyim, koştura koştura geldim biraz. Silahımı da hemen yanıma aldım. Ya meslektaşlarımın, çünkü biz kamu hizmeti yapıyoruz. Adliyelerde çok yoğun, bütün mesleklerde olduğu gibi biz de çok yoğun bir dönem yaşıyoruz aslında. İşte mesafe, sizin dediğiniz gibi temizlik, kurallarına dikkat ederek inşallah bu zorlu süreci i̇nşallah. Atlatacağız. İnşallah. Gününüz kutlu olsun efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Küçük kızınızın da... Küçük ya ama, küçük kızınızın da... Koca kızı oldu hala benim gözümde küçük yani. İlk olarak Murat Şen geliyor, buyursunlar. Kocaeli'nden katılıyor Murat Şen programa, 33 yaşında. Aslında 10 yıllık bir evliliği, bu evlilikten de 2 tane evladı var. 2013 ve 2015 doğumlu evlatlar. İnsan 10 yıllık bir süreyi tamamladığında, çocuklar da biraz büyüdüğünde, ha tamam. Huzura Merhaba. Ereceğiz diye düşünüyor. Aynen Esra abla. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle beni buraya çağırdığınız için tüm ekibe, size, arkadaşlardan Allah razı olsun. Yani ben kendi memleketimde bulamadığım çareyi sizde bulmak için buraya geldim. İnşallah ben çocuklarıma kavuşacağım. Herkes hayat devam edecek. Herkes yoluna baksın bu saatten sonra. Çok önemli söylediğiniz cümle, biliyor musunuz? Yani bir insan evlilikte... yaşadığı olaylar karşısında metanetini, sakinliğini koruyup sadece çocuklarının geleceği konusunda belli bir yere odaklanıp, ya kim ne yaparsa yapsın, bana beni ne kadar üzerse üzsün, bana nasıl ihanet ederse etsin, benim tek derdim çocuklarımın geleceği diyerek onlar adına adım atmanız çok önemli. Çünkü zaten sizi sevmeyen, istemeyen biri sizin hayatınızdan çıktı. Onun için çabalamaya değer mi? Değmez, hiçbir zaman. Ben çocuklarımın her zaman arkasındayım. Buradan da söylemek istiyorum. Herkes beni duysun. O beni izleyen çok insan var. Öncelikle kayınpedere, kayınanama hepsine söylemek istiyorum. Ben çocuklarımı almak istiyorum ve bundan bir an önce başından gitmesini istiyorum. Yani dayanamıyorum paylaştığı videolar olsun, yaptığı hareketlere ben. Yani eşiniz şu anda nerede ve kiminle yaşıyor? Zonguldak Ereğli'de şu anda Sedat Sezer adlı şahısla beraber kalıyorlar. Çocuklarım da yanlarında. Ne kadar süredir beraberler? Ya bunlar 12. 28'i 2020'de kaçtı bu annesinin evinden. O süre zarfında hala annesiyle kalıyor. Ya annesiyle derken bunun yanında kalıyor. Çocuklar annesinde kalıyordu benim çocuklarım. Şimdi aslında senin iki olayın var. Bir Aynen. Kurban Bayramı'nda başlamış. Eşinle evet. Aranızda tartışma çıkıyor. Siz köye gidiyorsunuz. Köyden dönmeyeceğim diyor. Evet, tartışma. Köyden niye dönmeyecek, dönmek istemediğini sorduğunda ne cevap veriyor? Aslında köyden dönmemesinin sebebi ailesi. Ben buna dedim, yani benden 15 gün önce gidiyorsun, ben burada Yalova'da çalışıyorum işim gereği. Zaten Karamürsel'de kaldık 5 sene beraber. Bu diyor ben bayrama gideceğim, babası bunu almaya geliyor köyden. 15 gün önce ben çalışırken bunlar basmışlar gitmişler evden. Ben bunları aradığımda, eve geldiğimde evde hiçbir şey yok. Kuru bir fasulye, kuru bir pilav. Yani ocağın üstünde arıyorum. Neredesiniz? Düzce'de. İnsan bir ilk önce benim gelmemi bekler eve. Nereye kaçırıyorsun yani kızını benden? Peki ama bayram için mi gidiyor oraya? Yani? Aynen, aranızda bir problem için. Var mı? Hayır, yani hiçbir problem sana yok. Sana kızıp da çocukların eşyalarını toparladı ama ne yerse de yesin be, aman bunları da yesin deyip evden mi çıkıp gitti? Yoksa hazır babam geldi ya, ocakta da bir yemek var. Nasıl olsa Murat geldiğinde karnını doyurur diye. Aynen. Hani gönül rahatlığıyla mı gitti oraya? Gönül rahatlığıyla derken bunun babası ilk önce iki tane kızı daha var. Biri Yarımca'da kalıyor, biri İstanbul, Tuzla'da kalıyor. İlk önce onun yanına gidiyor, sonra onun yanına büyünün, en son benim yanıma geliyor. Küs ve kavgalı bir şekilde mi karın? Hayır, küs ve kavga yok. Ayrıldı. Yok, küs ve kavga yok. O annesinin yanına gidiyor. Evet. Orada sana ayrılmak istediğini ya da evlilikle ilgili sıkıntılarından bahsediyor mu? Yok, ben 15 gün sonra bayrama gidiyorum. Bayramda işte bayramın 4. günü artık dedim hani gel gidelim. yani herkes işinde gücünde, borcu var, harcı var. Borcumuza yani gel dedim, 4. bayram ben dedi gelmeyeceğim. Niye gelmiyorsun? Ben gelmek istemiyorum. Benim dedi dayımın oğlunun düğünü var. Bir 15 gün sonra da dayısının oğlunun düğünü vardı. Ben yine işimin başına dönüyorum tabii bu esnada. Tamam diyorum sen kal, ben yine ortalığı yani kavga etmiyorum. Tamam sen kal.
Ama oradan tartışarak ayrılıyoruz yani onunla. Hı hı. Sen geri döndün işinin başına. Evet. Neredesin? Kocaeli'ne döndün. Evet. Onlar Zonguldak'ta kaldılar, evet, köyde. Ailesinin yanında. Sonra eve dönmeme kararı nasıl oldu? Ya ben işte bir 15 gün sonra düğün olunca yine ben düğüne de gittim bunu almaya. Ben dedi artık gelmeyeceğim dedi. Ben seni istemiyorum falan. Dedim niye istemiyorsun? Benim sıkıntımız ne? Geçinemiyoruz falan. Geçimsizlikle dedim yuva yıkılmaz. Gel gidelim yuvamıza. Yani ben senin için 5 senedir kendi ailemi terk etmişim. Sana bakıyorum, orada kiradayım. Kimseden 1 lira para almamışım. Hı hı. Gel dedim yuvamıza gidelim. Yok gelmeyeceğim, anlaşmalı boşanalım. Çocukların velayetini de sana veriyorum dedi bana hatta. Daha köydeyken diyor. Aynen. Murat biz boşanalım diye. Evet. Peki sen ya bir dakika Asuman biz şimdi boşanacağız da bana neden sırala? Geçimsizlik. Yani? Şiddet var mı? Yok kesinlikle. Ekonomik anlamda sıkıntılarınız var mı? Yok. Yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece ben bayrama gidiyorum dedi. Tamam baban gelirse onlarla git, ben de arkadan otobüste gelirim dedim. Olay peki bu yani. Sen bir anda hani eşin sana anlaşmalı boşanalım, çocukların velayetini de al, bu iş bitsin, seninle hiçbir bağımız kalmasın dedi ya. Evet. Bunun üzerine kabul ettin mi teklifini? Yok kabul etmedim. Ben dedim boşanmak istemiyorum. O süre zarfında da ben de bunu annesine, hani annesinin babasının yanında başını kavasını toplasın. O süre zarfında da bana böyle sunum yaptı. Sana sunum dedi, mu? Ha, sunum derken yani. Yani 15 gün içerisinde geri döndü bana. Dedi ki bana 3 ay içerisinde borçlarını öde. Sıfırdan bir hayatımız olsun. Ya 3 ayda insan borçlarını nasıl ödeyebilir? O zaman demek ki boşanmak istemesinin nedenleri var. Ha. Bunları sorguluyor musun? Yani hayatında biri mi var? Ekonomik sıkıntılarımızdan dolayı benden boşanmak istiyorsun? Ben sana kötü söz mü söylüyorum? Hani bana Asuman boşanmak için bir neden söyle dediğinde. Bana hiçbir neden sunmadı. Sadece dedi ki ben dedi senden anlaşmalı boşanmak istiyorum. Az zaten 2-3 ay geçti aradan. O süre zarfında da bu o çocukla tanışmış. Annesi babası eve bir kartvizit yani kartvizit diyorlar. O çocukla yani Sedat'la tanışmasından önce. Sonra sana bir şart koşuyor. Evet. Tamam evliliğe devam edeceğiz. Evet, şartı ne? Şartı yani borçlarımız bitsin. Tamam. Karamürsel'de de kalmayalım. Başka bir yerden ev tutalım. Herkesten tamam. Uzak. Annem babamla da konuşmayacağım. Tamam ben hep bütün şartlarını kabul ettim. Ya bu süre zarfında yani... Talebi var mıydı mesela? Ben eve dönerim ama evde de şunu isterim. Bir bilezik isterim de bilmem ne şunu isterim. Şöyle bir makine isterim gibi şartları var mıydı? Ya istediği şartların hepsini aldım. Ben kirada kalırken evime arıtma taktırmış insanım. Çocuklarım sürekli hasta oluyordu yani. Yani bir kiracı evine abla arıtma falan taktırır mı ya? Adam eve zaten döndün mü sizden? Eve dönme talebi olarak robot süpürge istedi mi? İstedi. Aldım ben de gittim. Borcu yani girdim, bildiğimiz aldım. Elektrikli süpürge mi? Seninle barışmak istiyorum. Bir, borçları öde. Evet. İki, evi taşıyalım. Aynen. Üç, robot süpürge al. Aynen. Elektrikli süpürgesi var mıydı eşinin? Yoktu. Yoktu. Ha, ondan dolayı. Peki evet. Bu çok pahalı olan bir makinaymış, evet, bu. Abla. Hani kendi kendine böyle giden geziyor. Ha, aynen abla onlardan. Anladım onlardan. Ne söylemeyeyim de şimdi. Gerek yok. Ha, peki şimdi. Ben de çok istiyorum onlardan da hiç alan yok yani. Bak listeyi her kendi kendine geziyor evde, bildiğin gibi değil be ya. Sen hiçbir şey yapmıyorsun be ya, o yapıyor. Ne güzel. Ama şöyle hani borçlarımızı öde, sıkıntımız olmasın. Çok bir kadının isteyeceği en makul sebeplerden biri. Eğer eşiniz parayı çok idare edemiyorsa ama hem borçları öde hem de üzerine borç yapalım biraz bana mantık dışı geliyor. Aynen. Siz onun tüm isteklerini, o robotu da aldınız. Evet. Eve döndünüz. Yani kredi çekerek aldım bunları abla hep. Kredi çektik. Bir de borçlandın yani. Evet. Borçluyum şu anda hala borçlarım da hatta her taraftan icralıkım. Onları sürekli suratıma vuruyor. Peki İcralıksın ondan sen. Önce de mi hep borçluydun? Yok hiç borçlu değildim. Peki tamam döndün. Eşin muradına erdi mi? Her şey düzeldi mi? Yuvanız kurtuldu mu? Yok dönmedi abla. Dönmedi mi? Dönmedi. Sorun o zaman süpürge değilmiş. Sorun süpürge değil aynen. Peki eve gelip yani evden giderken çocukları toparlayıp gitti mi? Ben çocukları çalıştığım için, bakacak insanım olmadığı için, annem de memlekette olduğu için babam. Yani çocuklar dedim hadi çocuklar da bununla dursun, onlarla iyi ilgilensin diye. Sonra yine aradan zaman geçti, ben çağırdım bunu yine geri. Çağırdın ama sonra eşin tekrar ailesinin yanına geri dönüyor ve 28 Aralık gecesi saat 4'te tahminin ve iddiam bu yönde ailesinin evinden balkondan atlayarak kaçıyor. Seninle ayrılmak istiyor. Evet. Çocuklarla annesinde kalıyor. Anne ve babasının evinden niye kaçıyor eşin? Ya
İşte dediğim gibi bayramdan sonra, düğünden sonra gelmedi benimle, bu gidecek yeri de yok. Annesi babasıyla kalmaya devam etti. Ben sürekli aramalarıma rağmen işte en son tekliflerini de kabul etmem, yani kabul etmeme rağmen. Hayatım, sen onun kocasısın. Seninle problemleri var, sıkıntıları var. Senle bu evliliği sürdürmek istemiyor, sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var. Bunlar ayrılmak için önemli sebepler. Ailemin evine döndüm dedikten sonra anne babasının yanından niye kaçıyor? Anne babasının yanından kaçmasının sebebini ben bilmiyorum. Bunu da ona soralım. Nasıl kaçmış oradan? Sen ya, bu haberi nasıl aldın? Ya ben işte çalışıyordum. Sabah 8.30-9 gibi annesi aradı beni. Dedi oğlum dedi, Asuman dedi gitmiş. Dedim gitmiş, ne istiyorsun benden? Gel dedi, çocuklarına sahip çık dedi. Çocukları bırakıp mı gitmiş? Aynen, yatağın ortasına bırakmış, çocuklar ağlıyordu. Beni aradı kaynanam. Dedi gel dedi, çocuklarına sahip çık. Tamam dedim, geliyorum, ilk otobüste geleceğim. Ama ilk soru bu değil ki ya. Asuman nereye gitti? Kaçta gitmiş? Nasıl gitmiş? Onların hepsini sordum. Bir de bu şey vardı. Annesine babasına bir tane not bırakmış. O notu da bunlar kaybetmiş. O notu bulamıyoruz abla. Ne gibi bir not bu? Benim evden kaçma sebebim ailemdir. Ailem bana baskı mı uyguluyor? Aynen. Kısıtlama yapmış annesi babası buna. Telefonu almış elinden. Yani biriyle konuştuğunu biliyorlar bunun. Ha. Babası da biraz yani set tepkili bir insan. Kızının böyle olduğunu öğrenmiş. Bana da söylemediler. Bana en son kaçtıklarını da haber veriyor. Asuman gitmiş, çocuklarına sahip çık. Ailesi kayıp başvurusu yapmış mı? Yapmış. Ailesi kayıt başvurusu yapıyor bunun. Jandarma bunu bulamıyor tabii. Şehir dışına çıkmış bunlar. En son bulmuşlar bunu, geldiler bunlar. Bir ay falan durdu bu Sedat'ın yanında. Bir ay sonra Sedat bunu geri bırakıyor. Ailesinin yanına. Niye? Çocukları kaçırmak için kumpas kuruyorlar. Ben de çalışıyorum ya dışarıda. Bunları takip ediyorum. Giderken çocukları anne ve babasına bırakıp Sedat'a kaçıyor. Evet. Sonra Sedat'ın yanından tekrar ailesinin yanına dönüyor. Evet, çocukları alıp şu anda çocuklarla eşin bu Sedat denilen kişinin yanında mı? Evet, oradalar abla. Sen bu Sedat'la hiç iletişim kurdun mu? Hepsiyle kurdum abla. Yani ne konuştunuz Sedat'la? Sedat'la konuştum. Ne dedin yani ona? Ya Sedat dedim, kaçmış gitmiş, tamam bu onun şeyi. Siz dedim boşanmayı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? O da dedi yok. Biz işte avukatım var benim. Avukata gittim, avukata böyle böyle konuştuk. Bunlar anlaşmayı kabul ediyordu. Şimdi çekişmeli boşanmaya gidiyor. Acaba niye çekişmeli? Ne istiyor benden boşanma yani? Boşanma davasını kim açtı? Ben açtım. Sen açtın. Hangi sebeple, nedenle açtın? Çocukların velayeti, bir de bunu ben yani başında... Yani zina nedeniyle mi açtın? Aynen, zina nedeniyle açtım. Zaten dosyada gözüküyor. Zina nedeniyle açtın. Eşim Asuman Sedat Sezer'in yanında, onunla beraber yaşıyor. Çocuklarım orada. Ben çocukların velayetini almak istiyorum diyor. Bu arada eşiniz... çok rahat bir şekilde sosyal medyada Sedat'la videolarını mı yayınlıyor? Aynen. Siz görün diye mi yayınlıyor? Herkes görüyor. Benim ailem, Süleylem, herkes amacı görüyor. Amacı ne yani onları o kadar? Amacı ne? Beni yıkmak işte. Gelsin bize saldırsın, bir şeyler yapsın. Peki. Verelim o videoları, sosyal medyada yayınlanan videoları. Artık gülüyorsunuz değil mi? Sinirden gülüyorum. Kaç aydır bu videolara, bu görüntülere maruz kalıyorsunuz? Ben bu videoları izledikçe aslında seviniyorum biliyor musun Esra abla? Ben seviniyorum yani, iyi ki de benim yanımdan gitmedin, iyi ki. İyi ki de ananın babanın yanından gitmişsin. Bu hayatta onlar düşüyorsun. Ben çocuklarımın peşindeyim, alacağım onları senden. Senin anan baban insan içine çıkacak yüzü yok. Onların ne günahı? Anne babasının ne günahı var? Yani insan evladını da seçemiyor ki. Hani şey böyle bakıp da alamıyorsun ki. Onların günahı ne? Ya bunlar abla 6 aydır annenin babanın yanındasın. Bir kere yani ben senin 10 senelik damadınım. Bu zamana kadar kendi annemi babamı silmişim. Senle benim ilişkim var. Sen beni bir kere karşına oturtup da damadım. Yani oğlum niye böyle bunlar oluyor? Sıkıntın var mı? Varsa söyleyin bize. Demiyorsun bana. Ve senin kızın yani senin yanından gidiyor. Daha ne diyeyim ben abla bunlara? Peki kaçtığı adam bekar mı? Kaçtığı adamın 3 tane çocuğu var. Evli. O da evli. Evli. Ama şarkının sözlerinde darısı bekarların başına diyordu. Valla eser sahibi bile kendini imha edecek yani. Hani bu şarkıyı burada kullanılmaması... gerekiyor diye. Sedat da evli. Aynen eşin abla. De evli. Her ikisinin de birinin Sedat'ın 3 şey sizin de 2 çocuğunuz var. Evet abla. 5 çocuk bir arada mı yaşıyor? Yok ya, bu eşi bunun kendi annesinin yanında bunu evden falan hep kovmuşlar Sedat'ı. Eşiyle konuştun mu Sedat'ın? Konuşuyorum aynen. Ne diyor? O ihaneti nasıl öğrendi? O ihaneti nasıl öğrenmiş? Hatta bu ilk bunların oraya gitmişler bunlar. Şimdi bu arada eşiniz telefon attığında unutmayın. Telefon attığında Asuman Şen, buyurun. Alo. Asuman Hanım, televizyon sesini kısın lütfen. Sadece telefondan duyun beni. Tabii. Kıstınız mı? Evet. Şu anda Sedat Sezer'le mi berabersiniz? Evet. Kaç aydır beraber yaşıyorsunuz? 3 aydır beraberiz. Dini nikah kıydınız mı?
Evet. Anladım. Bunu özellikle soruyorum. Neden dini nikah kıydın? Çünkü dini nikah kıydıklarında bunlar bu ilişkinin kabul olduğunu söylüyorlar. Ben buradan din görevlilerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten de bu dini nikah kıyılırken bir kontrol yapılıyor olsa, onlar da deseler ki yok kardeşim siz ikiniz de evlisiniz, biz bu dinen bu nikahı kıyamayız, bizim dinimizde böyle bir şey yok deseler, bunlar da dini nikahın altına sığınmasalar, onu da kullanmasalar. Asuman Hanım, eşiniz burada, çocuklar yanınızda mı? Evet. Anne ve babanızın evinden mi kaçtınız 28 Aralık'ta sabah 4'e 5'e karşı? Evet, doğrudur Esra Hanım. Hı hı. Esra Hanım, şöyle söyleyeyim ben. Bu beyefendi şu anda ekranda çıkmış ama her şeyiyle yalan konuşuyor, yalan söylüyor. Dur, yanınızdaki beyefendi evli mi? Eşinizin iddia ettiği gibi. Efendim? Yanınızdaki birlikte yaşadığınız kişi evli mi? Evet, onunla boşanma davası açıldı aynı şekilde. Direkt onun eşi bu sizin birlikteliğinizi, sadakatsizliği nasıl öğrendi? Siz eş zamanlı mı kaçtınız? O karısının yanından kaçtı, sen de ailenin yanından mı kaçtın? Hayır, biz zaten kaçmadan öncesinde o daha öncesinde evden çıkmıştı. Hı hı. Başka yerde yani duruyordu. Hı. Peki. Esra Hanım, şöyle söyleyeyim ben baştan. Yanındaki beyefendiye sorar mısınız? Evlendiğimizden 20 gün sonrasında ilk aldatılmayı yaşadım ben. Hı hı. İzmit'te ben köyde annesinin yanında gelin girmiştim. Hı hı. Köyde annesinin yanındayken, yani İzmit'te çalışırken 20 gün sonra ben bu köye geldiğimde mesajlarını yakalıyorum. 10 yıl önce mi? Evliliğiniz ilk yılında mı? Evet. Peki 10 yıl önce aklınız neredeydi Asuman Hanım? Efendim? 10 yıl önce, yani o ilk ihaneti yaşadığınızda aklınız neredeydi? Esra Hanım, seviyordum. Dedim hani yapar tamam. Nasıl bir sevgiymiş bu ya? Kubatasız olmaz diyordum. Hı-hı. Yapabilir diyordum. Hani düzelir diyordum. Belki bir daha yapmayacağım. Sözü açıkım diyordu bana. Hı-hı. Yemin ediyordu. Ailesi üstüne daha yemin etmişti bana bir daha yapmayacağım diye. Asuman Hanım, işte o zina olayından sonra öğreniyorsunuz ya, 6 ay. Öğrendikten sonra 6 ay geçtikten sonra siz birlikte yaşamaya devam edince o affetmiş sayılıyor. Evet. Affetmiş. İki tane çocuk dünyaya getirmişsiniz. O yüzden de söylediğiniz o iddia geçersiz hale geliyor. Şimdi eşinizin beyanı ama tam zamanında zinadan boşanma davası açmış. Buyurun konuşsunlar. Neye yalan söylüyor Murat? Avukatın ismi neydi ya? Hülya Hanım. Ha, Hülya Hanım. Ben zaten daha öncesinde 9. ayda ben boşanma davasını açmıştım ilk. Sosyal medyada bunları paylaşmanızın nedenini ben çok merak ediyorum. Bir kadın olarak merak ediyorum bunu. Ve nedeni, ben çok tehlikeli buluyorum. Buyurun. Doğrudur. Doğrudur Hülya Hanım. Ben ona bir şey demiyorum da. Ben konuşabilirsiniz. Ben 9. ayda yani boşanma davasını açtığımda neden gelmedi boşanmada? Anlaşmalı biz bir şekilde boşanıyorduk yani. Hiçbir talebim falan yoktu o zaman. Bana bak bana. Sen beni duyuyor musun? Sesim geliyor mu sana? Evet, duyuyorum. Ben sana artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bana çocuklarımı ver. Cehennemin dibine mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Benim yakamdan düşün, tamam mı? Bak ben seni yıllarca affediyorum. Öyle böyle demeyi. Kimi? Annen evden, annenin açığını kim çıkarttı ortaya? Esra Hanım. Bu kendi ailesinin, kendi... Kısar mıyız bunları? Annesini dağıttı yani. Evinin yuvasını yıktı yani. Sen benim annemi boş ver. Kendine bak, kendine. Annemi boş ver sen benim. Benim yuvamdan sana ne? Ben senin için annemi babamı terk ettim be 5 sene. Sen adam gibi adam olsaydın ekranlara çıkmazdın. Hadi onu geçtin. Kendi anneni babanı yani ayırmazdın. Annemi babamı sen ağzına alamazsın. Ağzına. Şimdi dava siz anne babasınız. Sizin iki tane çocuğunuz var. Ben de size sormak istiyorum. Bu yuvanın yıkılma sebebi Sedat Sezer mi? Sedat Sezer'i bulmasaydınız boşanmayacak mıydınız? Boşanacaktım Esra Hanım. Ben zaten dediğim gibi yani. 9. ayda ben boşanma davasını açmıştım. Baro... ben dedim hani sonradan iki çocuğum var dedim. Hadi dedim affedeyim dedim. Affet. Ondan aynen, bir affet. Hafta sonra komşum telefon açıyor aynı şekilde. Diyor ki Asuman diyor. Kocanı diyor merak etme diyor. Kocan diyor şu an evde bir kadın attı, evde kadınla beraber çıkıyor diyor. Delillerin nerede? Bir değil, iki hadi değil, delil. Üç değil yani. Peki, nereye kadar affedeyim? Sizin için en önemli aslında boşanmak için en önemli delil bu ya. Ya eşin sana ihanet ediyor. Sen evet. Niye o zaman gidip bu boşanma davasını zina nedeniyle açmadın? Açtım Esra Hanım. Dediğim gibi yani avukat Rumeysa Korkmaz bağlanabilir, söyleyebilirsin yani her şeyi anlatabilir.
Siz anlamadınız. Hayatım şunu anlamıyorum. Sen 9. ayda boşanma davası açıyorsun. Ortada Sedat var mı o zaman? Hayır. Sedat yok. Sen Sedat ailenin yanına gidince mi buluyorsun? Evet. 11. ayda. 11. ayda. Nasıl buldun? Ereğli'de bir yerde görüştük. Ha? Ablacığım bir şey daha diyebilir miyim? Dışarıda bir yerde görüştük. Esra'da. Dışarıda görüştüğünü nereden buldun yani? Hangi platformdan buldun? Buluşman için öncesinde aylarca yazışman lazım. Ya. Demek ki bu daha önceden vardı. Güvendiğin biriydi. Aynen, bildiğin ve tanıdığın biri olduğu için yüz yüze görüştün. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii konuşun. Ben boşanma davasını açtığımda hiçbir şekilde Sedat'la konuşmuyordum. Ya boşanma davasını geçsen, boşanma davasından önce bana diyorsun ki gel diyorsun, seni affettim. Bana bunları al. Ben sana geri döneceğim. Ben sana ne dedim? Her şeyini alıyorum, gel sıfırdan. Gel dedim. Peki sen nasıl bir teklif yaptın bana? Ekranda şimdi konuşmak istemiyorum. Söyleyin, orası kesilir. Sen bana nasıl bir teklif yaptın beyefendi? Esra Hanım bana diyor ki kesin yani burayı. Parkta bir yerde işte çocuğun kırtasiye evet, çalanı falan almak parkta için çağırdım ben bunu. Yani git hayatım, siz karı kocasınız zaten. Ben sana neyin parasını hayır, vereceğim? Hayır, bana böyle teklif nasıl yapabilir yani? Nasıl yani? Cumhuriyet altını karşılığı mı? Evet, öyle diyor. Bana diyor altın alacakmış, bir de 500 lira elime verecek. Büyük bir bölümü biplendi, hiç konuşulacak gibi bir şey değil yani. Ya, abla Allah söyleyebilir aşkına. Miyim? Aynen. Öyle şimdi bir peki barışma karşılığında borçları öde ama bir de şu robot süpürgeden al dediniz mi? Robot süpürge Esra Hanım, biz 4 sene öncesini aldık. Yalan söylüyor. Yeni alınmadı mı o robot süpürge? Hayır, hayır canım. 4 sene öncesini aldık. Giderken robot yani süpürgeye götürdün mü? Evet götürdüm Esra Hanım. Niye götürdüm? Çünkü ben zorluklarla ben ödedim onu yani. Peki bunun ben için seni kocan aradı mı? Geri dön borcunu demek yerine robot süpürgeyi bana geri ver, geri eve bırak dedi mi? Esra Hanım şöyle bir şey var. Bu bana geri dön dedi. Tamam her şey istediğin gibi olacak dedi. Hatta kayınpederim de aynı şekilde geri dön falan dedi. Dedim artık hani dönecek bir yeri kalmadı yani. Dönecek bir yeri kalmadı da Sedat'ı mı buldun o zaman? Dönecek yer orası mıydı? Boşansaydın Murat Efendi. Boşansaydın öyle gitseydin ya. Ben niye rezil ettin herhalde? 12. ayda kaçtınız Asuman Hanım? Nasıl güvendiniz? Ben bunu da çok merak ediyorum. Yani nasıl efendim oluyor o internette ya da ilk görüşte bir kadın olarak? Şimdi bak eşinizle 10 yıl aynı yastığa baş koydunuz, anlaşamıyorsunuz. Hiç bilmediğiniz birine kaçmak, 8 ve 7 yaşındaki iki çocuğu yanınızda götürmek nasıl bir güven, size bir cesaret var? Hülya Hanım o kadar çok şey var ki anlatılacak. Hayır nasıl güveniyorsunuz? Hayır, Sedat'a güvenme sebebin nedir? Hani ona inandın ya. Evet. Nasıl inandırdı kendini sana? Hani bana diyorsun ya senin 10 senede yaşatamadığın hayatı 10 günde yaşatmış. Nerede yaşattı sana? Benim çocuklarım makarnayla çorba yemiş her akşam. Ayağında dondurmuş çocukları. Senin gibi sorumsuz insan hayatımda görmedim ben. Ayda doğalgaz parası gelirdi gider beni komşudan diletirdi. Elektrik faturası gelirdi komşudan diletirdi. Cebinde parası varken komşularını yalvatır. Bırakmış, lütfen sorumluluktan girmeyin eşiniz konusunda. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi her ikisi, tüm bu sular durulacak, boşanmalar gerçekleşecek. Şimdi Sedat'la Asuman Hanım normal bir hayata döndüklerinde kafalarında birbirlerine dair çok büyük şüpheler olacak. Niye? Ya sen evliydin, eşine ihanet ettin. Şimdi benimle evleneceksin, bana da ihanet eder misin? Bu sefer kadın tarafı da diyecek ki sen karınla beraberken benimle yazıştın. Demek ki benimle beraberken başka biriyle de görüşebilirsin. Şimdi ikiniz de aynı tarz davranıyorsunuz ya Asuman. Evet. Yani nasıl güveneceksiniz bu ilişkide? Esra Hanım ben Sedat sizlere, Sedat'a sonuna kadar güveniyorum, inanıyorum. Ben kesinlikle Murat'a dönmeyeceğim. Asla da dönmek istemiyorum. O güveni kimse nasıl size yalvarmıyor ki? Zaten boşanmayı, boşanmayı kabul etmiştim ben. Hani anlaşmalı boşanmak istiyor musunuz? Anlaşmalı boşanmalı. Ben çocukların velayetini asla vermek istemiyorum. Ara kararları zaten bana verildi çocuklar. Geçici velayet sizde. Peki evet. Sedat Bey yanınızda mı? Evet yanımda. Alabilir miyim? Tabii. En sevdiğim cümle. Çok güveniyorum. O kadar güveniyorum, çok güveniyorum. Hiç kimseye kolay kolay güvenmiyorum vallahi. Siz de güvenmeyin. Hep böyle
bir mesafe olsun yani, hep bir soru işareti olsun. Sedat Bey. Efendim buyurun, dinliyorum. Siz eşinizi ne zaman terk ettiniz? Yaklaşık ben 10. aydan beri işinden ayrıyım. 10 Ekim'de. Ayrılma sebebiniz neydi? Yani bizimki şiddetli geçimsizlik vardı aramızda. Hı hı. Evi ayrı mı yaşamaya başladınız? Evet. Eşinizle o zaman ayrılık kararı almış mıydınız? Tabii ayrı yaşıyorduk artık. Evlerimizi ayırmıştık. Evleri ayırmıştınız. Boşanma davası açtınız mı? Boşanma davasını daha yeni açtık. 10 Ekim'den beri ayrısınız şiddetli geçimsizlikten dolayı. Niye yeni açtınız? Kim açtı davayı? Anlaşmalı boşanmak istedik. Kendisi kabul etmeyince mecbur tek taraflı ben açmak zorunda kaldım. Eşiniz açmadı. Evet. Siz 3 çocukla eşinizi terk ettiğiniz zaman Asuman Hanım'la beraber miydiniz? Asuman tabii ki. Yani Ekim, Eylül'de beraberdiniz değil mi? Biz 11. aydan beri beraberiz. 11. aydan yani beri değil, siz daha önceden eşim... Ağustos'tan beri berabersiniz. Hayır, hayır. İkinizin de evi terk etme sebebi, ikinizin internet üzerinden tanışmanız, arkadaşlık yapmanız. Hayır, hayır, alakası yok. Ben evi terk ettikten sonra kendisiyle tanıştım. Ki zaten ben tanıştığımda kendisi annesinin babasının yanındaydı burada. Kim tanıştırdı sizi? Biz kendimiz AVM'de tanıştık. AVM'de, kim tanıştırdı diyorum. Kimse tanıştırmadı. Nasıl buldunuz birbirinizi AVM'de? Hem o zamanlar hadi AVM açıktı. Hı. O kadar maskeli, mesafeli, şu kadar gözler gözüküyorken işte bu mu dediniz? Yani nasıl oldu o tanışma? Hayır, hayır. AVM'nin çocuk parkında çocuklar eğlenirken öyle bir yolumuz geçti aramızda. Çocukları beraber mi götürüyordunuz hep eğlendirmeye? Yani hayır, hayır. Kendisi oraya gitmişti. Ben de oradaydım o ara. Siz de mi çocukları götürmüştünüz? Yok, çocukları götürmemiştim. Ben başka bölüme geçmiştim AVM'nin başka bölümüne. Hayır, şimdi hanımefendi çocukları oyun bölümüne götürdü. Evet. Siz de oyun bölümündesiniz. Evet, ben de orada geziyordum. Oyun bölümünde gezerken. Üç çocuğunuz da yanınızda mıydı? Yok, değildi. Değildi. Sonra tanışma nasıl oldu? Yani orada bir diyalogumuz geçti, orayla tanıştık. Nasıl bir diyalog? Yani benim burada bekar arkadaşlarım var da hani en azından düşünüyorlar çocuk bölümlerinde mi gezelim diye. Yalnız işte orada çocuksuz gezilmiyor. Yani çocuklu gitmen lazım ki oyun bölümüne giresin. Çocuksuz biri oyun bölümüne girmez, görmemezlikten gelir oraya. Çünkü orası huu diye. Bir de AVM'lerde abla, çocuk bölümlerinin hepsi kapalı. Abla bir şey sorabilir miyim? Beyefendi. Abla. Sedat Bey. Efendim buyurun. Çocuk bölümlerinin hepsi kapalı. Yok, burada zemin bölümündeki çocuk bölümü açık komple. Açık. Hastalığa davetiye yani. Bir şey sormak istiyorum abla arkadaşa. Hayır, hayır, o şekilde değil yani. Arkadaşa bir şey sormak istiyorum. Peki eşiniz de inşallah aynı cümleleri kurar sizinle beraber. Yani biz Ekim'de ayrılmıştık, ayrılma sebebimiz bu hanımefendi değil diye, buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu Asuman Hanım annesi babası bunu bir dakika bırakmazken acaba çocuk parkında onun kardeşi var Beyza. Nasıl gidebiliyor, bununla konuşabiliyor, nasıl muhatap olmuş? Bununla buluşmadan önce kaç tane erkek varmış hayatında benden Murat önce? Murat hiç yakışmıyor yani, yakışmıyor artık. Murat çok, ya. Çok saçma. Siz muhatabınız Murat Bey değil. Murat Bey değil. Konuşmanıza Sedat. İzin vermeyeceğim lütfen. Bir şey diyeceğim. Ben canlı onu söylemeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Asuman Hanım konuşmanıza izin vermeyeceğim. Bir nikahlıyız dedi. Sizin ifadenize göre de yaklaşık 5 aydır. Başka bir şey söyleyeceğim abla. Niye farklı tarihler? Farklı tarihler değil. Biz 11. aydan beri beraberiz. Ben bunu söylüyorum. 3 aydır dedi yanınızdaki hanımefendi. Hayır, hayır. 11. aydan beri beraberiz. Ya bu dini nikah inanıyor pardon, musunuz? Bakın. Başkasında da başka bir eşinde dini nikah devam ederken bir başkasının eşine dini nikah kıymayı vicdanen kendinize rahat hissediyor musunuz? Hayır, biz dini olarak Beyefendi boş ol dememiş, daha hala nikahlı. Yani evden ayrılıp gitmekle, annesinde kalmakla nikahtan boşanma da olmuyor. Dinen o nikahta düşmüyor. Ben size sormak istiyorum. Dinen evli olan bir kadınla onun üzerine tekrar eş olarak kocanın karşısına geçip kendinizi mi rahatlatıyorsunuz bu şekilde? Hoca bunu bilmiyordur. Hayır, biz şu anda o konuda rahatız yani. Gönlümüz nasıl rahatsınız? Beyefendi diyor ki hala benim eşim. Ha? Şimdi Asuman kendi çocuklarına bakmadığı için, sorumsuz olduğu için Murat'ı suçluyor. Yanındaki adam 3 çocuğu bırakıp sadece Asuman'a olan duygularından dolayı o 3 çocuğunu terk eden de bir baba profili. Asuman, sizi buraya davet ediyorum. Gelmek isterseniz, anlaşmalı boşanmak isterseniz. Murat burada. Onun da tek derdi velayet. Ama velayette çekişecekseniz zaten bizim yapabileceğimiz hiçbir şey de
Yok. Söylemek istediğiniz başka bir soru var mı? Sedat Bey. Yok, duyuyor musunuz beni? Şey evet duyuyorum, buyurun. Duyuyorsunuz. İçi vicdanınız rahat mı? Yani biz şu anda gerçekten rahatız. Hayır, onu biliyorum. Vicdanen evet. Rahat mısınız? Evet evet vicdanen rahat. Yani hayatınızdaki üç çocuğunuzun annesine o kadına haksızlık yaptığınızı düşünüyor musunuz? Mesela merhamet de çok önemlidir. Yanlış bir şey yaparsın ama vicdanın da sızlar, en azından doğruyu... Doğru adım atmaya çalışırsın. Yani o kadını üzdüğünüz için, üç çocuğu üzdüğünüz için pişman mısınız? Hayır hayır Esra Hanım, şimdi bazı olaylar var, anlatılması istenilmeyen şeyler var arada. Onun için bizim vicdanın gerçekten rahatız. Ve biz gerçekten de Asuman'da çok mutluyuz. Siz vicdanen rahat olabilirsiniz ama ben size şunu söylemek istiyorum. Hukuken şu anda evlilik birliğiniz devam ettiği için zina yapıyorsunuz. Bu zina bir boşanma sebebi olarak hala yürürlükte. Eşiniz inşallah evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı olarak açmamıştır şimdi bu davayı. Şimdi eşine bakalım. Açtıysa da ıslah etsin, tazminat taleplerini yenilesin ıslah dilekçesinde. Dinen de beyefendi daha nikaha düşmeden nikah kıydım eşim demenizde vicdanen rahat olduğunuzu düşünmüyorum ben. Şimdi eşi bakalım ne diyecek, yani orada hiç kimse durup dururken de hemen AVM'de gideceksin de o kadar maskede şu kadar cücük kadar gözün gözükecek de birbirini bulacaksa ya bunları biri tanıştırdı? Ya da bunlar internette çok uzun süredir beraberlerdi ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü sana durup dururken bir anda ne dedi? Anlaşmalı boşanalım dedi. Aynen, anlaşmalı. Çocukların velayetini de verecekmiş. Sürekli bana bunları söylüyordu işte. Sonra niye velayetten vazgeçti? Onu da merak ediyorum. Reklamlara gideceğim. Sedat ve Asuman telefon hattında kalsın. Önemli telefonlarımız var. Şükran Hanım Rize'den geldi. Kızı Fatma'yı arıyordu. Fatma'yı aramak üzere programa katıldı. Kızı evi terk etmişti sevgili seyirciler. Fatma'yı arama anonslarımızı, fotoğraflarını yayınladık. Fakat Fatma'yı bulduk. Ama Fatma nerede, hangi şehirde ve kimin yanında çıktı? Allah razı olsun senden. Niçin evden gitti? Olsun. O bir tane iki, yani bir ana kız yaşıyorlar. İki evet. Kişilik evi niye Fatma terk etti? Kim için terk etti? O internette tanıştı o adam, sana iş bulurum, evde tutarım diyen o adam kim? Reklamlardan sonra konuşacağız. Sezai Akar'ın eşi Samira canlı yayında olacak. Allah nerede? Olsun, o burada değil herhalde. Gülhan. Gülhan. Sezai'nin resmi nikahlı eşi gelecek buraya. Tamam gelsin. Ben yüzleşmek istemiyorum ben. Tamam. Beni niye yüzleştiriyorsun? Bir kere... Sen ne değil zaten Sezai ile yüzleştireceğim. Ben muameli boşanmaya geldim. Onlar niye çıktı buna ya? He? Ben şu kadını tanımam etmem. Buraya gelecek onun huyu zaten kötüymüş. Bana bir şey yapar bana sorumlu tutarım. Ben gideyim başka odaya ne yaparsanız yapalım. Yok merak etme güvenlik senin yanında olur. Değil mi? Samira ne diyor bakalım? Samira geldiğinde aslında asıl ortalık o zaman karışacak. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın. Yani senin ne aç kodum, ne açıkta kodum. Evime 10 numara bakıyordum. Bir sürü öteberi aldım. Televizyon dedin aldım. Buzdolabı dedin aldım. Abla ne yapıyorsun? Fırın ocak dedin aldım. Abla. Esra Hanım. Gülhan ne yapacak? Abla ben buraya ne için geldim biliyor musun? Boşanma için diye. Ben onu affediyorum. Ayaklarına kapanıp yalvaran kocası Muammer'e dönecek mi? Gel şu 2 günlük dünyada bak. O ettiklerimi şöyle bir kenara kakalım. Yarayağımı öp bari. Yarayağımı öp bari. Gel. Gülhan'ın çok konuşulacak o kararı. Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Gene bilmiyorum. Bilmiyorum. Son defa bir kere daha diyor. Şimdi Esra Erol'da. 84 milyona şikayete geldi. Bizi dolandırdı. Onurumuzu, gururumuzu soydu gitti. Eşi Güldane Hanım sürütüyor. Gençiciksiniz. Hiçbir şey istekli olmadı. Hiçbir şey. Paralar full. Hiçbir şey almadı. Bitti benim paralarımı. Yalan konuşma. Bu nikah zorla kıyıldı. Şu anda içim kan ağlıyordu orada. Zorbacı, zorbacı Gülhane, gibi yapışıyor Güldane adama. Güldane Hanımcığım. Paranı bir şey attı orada. Evet dedi. Ben şu anda şorum yerimde değil. Yani üstüme gelmeyin.
Daha başka yuvaları da yıktı mı? Özellikle neden yaşlı erkeklerle görüşüyor? Bu bayan o işleri yapıyor. İşte dolandırıyor bayan. Çok insan dolandırdı. Anladım. Bu kişi ben... dini nikahlı, yaşlı insanlarla beraber yaşlı olur. İnsanlarla para değil. Karşılığı. Dittim bayağı. Dittim mi amilecikleri dittim. Yedim. Babamla birinin evinde buluşuyorlar. Tüm her şey ortaya çıktı. Annemle babam boşandılar bu kadın yüzünden. İyi olmuş. Nasıl güzel olmuş. Sana da kapak olsun. Güldane Hanım niye kaçıyorsunuz? Kendisinden 30 yaş büyük Muzaffer amcayı dolandırdığı iddia edilen Güldane ile ilgili iddialar bitmiyor. Büyük yüzleşmede son perde. Kızımız Fatma Korucu 22 Mart tarihinde Rize'deki evinden kaçıyor. 3 gün önce bana dedi ki bir abi var, bana İzmir'de iş ayarladı, ev ayarladı. Babasının maaşını aldı, ortadan kayboldu. Babasının parası 2 milyar. Benim parama değmedi, kendi parasını aldı gitti. Daha geri dönmedi. Bir mucize daha gerçek oldu. Ben evladımı istiyorum. Kurban olduğum ben seni çok seviyorum. Babam yok, bir tane sen varsın yavrum, ne yapacağım ben sensiz. Kayıp olan Fatma'yı Esra Erol buldu. Fatma Korucu, Kütahya Gediz'de. Fatma kimin yanından çıktı? Anne Şükran Hanım'ı şoke edecek o isim. Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, Murat Şen konuğumuz, eşim. Önce annesinin yanına gitti, benden ayrılmak istediğini söyledi. Sonra da ailesinin yanından. 28 Aralık tarihinde kaçtı. Şu anda Sedat ismindeki bir kişiyle beraber dedi. Her iki tarafta söz hakkı ve cevap hakkını kullandı. Tüm bu iddiaları evet doğru biz beraberiz. Birlikte olmaktan çok mutluyuz. Vicdanımızla rahat diyerek cevapladılar. Asuman Şen telefon hattında. Asuman Hanım. Efendim. Boşanmak istiyorsanız sizi buraya bekliyoruz. Bir kere daha tekrar edeyim ben. Eşiniz Murat'ın da teklifi bu yönde. Siz söyleyin isterseniz. Canım. Ben zaten boşanmayı kabul etmiştim. Ya şimdi boşanmayı kabul ettin de şimdi niye kabul etmiyorsun? Benden isteklerin ne senin onu söyle. Murat Bey 6 Ocak'ta bizi arayıp da 20.000 TL'ye getirin çocukların velayetini sana vereceğim diyen kimdi acaba? Ne? 20.000 TL karşısında çocukları bana vermeye çalıştın yani kendi çocuğunu düşün yani kimsin çocuğunu? Kime söyledim ben bunu? Elimizde şu an videosu falan var yani. Ya Sedat'ı sen... Sedat'ı söylemedin mi? Sedat ya işte sen bu boş işleri geç... Gönderin, video varsa gönderin. Ben size çocukların velayetini vereceğim, tamam sizin olsun diyen kimdi acaba? Ya sen bu boş işleri geç tamam mı? O yanındaki adama da gönder, söylüyorum. Gönder, varsa video verdi. Bana yazıklar olsun. Bana kanıtlarla gel buraya, kanıtlarla gel buraya. O yanındaki adama da söylüyorum bak. Beni dinle, beni. Ben kendime ait... Sen bunları geç, bunları geç. Ben ondan boşanmak sen kendi hayatına bak artık, çocuklarımı vereceksin bana. O adama da ben söylüyorum. Ben hiçbir şekilde vermiyorum, vermeyeceğim tamam, de. Geleceksiniz buraya adım adım. O adama da söylüyorum böyle. Aile, yani aileleri yıkmayın. Çok büyük şey var, çocuklar Sedat Bey'e nasıl hitap ediyorlar, ne diyorlar? Amca diyorlar, amca diyor. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum diyor. Ben sana baba diyebilir miyim diyor. Ne diyor, baba mı? Baba mı diyecekler adam onlar? Çocuk, peki Sedat'ın çocukları size nasıl hitap ediyor? Cici anne mi diyor sana onlar? Onlarla daha görüşemedik. Niye görüşemediniz? Annesi izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Ne bileyim niye vermiyor. Ama bir sebebi olmalı. Demek ki o kadının size karşı bir öfkesi var. Vardır Esra Hanım. Yok demiyorum ki. Niye var peki bu öfke? Yani Esra oradaki Hanım. Yuvanın yıkılma sebebi siz misiniz? Esra Hanım ben... Murat Bey söylüyorum tamam boşanacağım boşanmayacağım değil. Zaten mahkemeyi bekliyorduk biz. Boşanmayacağım demiyorum yani boşanacağım. Ama şu şöyle bir şey var. Adam gibi adam olsaydı kendi annesini evden atmazdı. Nasıl bir babadır şimdi... Murat Bey? Bırakın nasıl bir babayım ben? Sorumsuz bir babadır. Ha? Ne? Murat Bey sorumsuz bir babadır. İki tane evladını birbirinden ayıran bir babadır o. Birbirini? Birbirinden ayıran ev babadır. Ayıran bir babadır. Peki, evet. Peki ben bir şey söyleyeceğim Esra abla. Esra Hanım eve geldiği zaman affedersiniz iki tane çikolata getiriyordu. Hı hı. İlkini küçük çocuğa veriyordu. Sonra diyordu Ceylin istiyordu bir kızı. Ya geç bunları sen diyordu geç bunları. 10 seneden beri sen aç mı kaldın 10 seneden beri bu adamı buldun? 10 senedir aç mısın sen? Açıkta kaldın mı aç kaldın mı hiç? Çorba yedin mi? Tek çorba yedin mi evde? Soğan yedin mi? Soğan, sizin açlığınızın sebebi evde yemek olup olmaması değil. Sizin açlığınız başka hayır, bir şey. Hayır değil Esra Hanım. Siz kendi açlığınızı inşallah çözersiniz yoksa orada da durmazsınız. Çok ya zaten acı ama. Hepsi aynı bunlar, hepsi. Şunu söyleyeyim.
burayla bu evliliği bitireceksiniz. Hanımefendi, buradaki bu evliliği bitireceksiniz. Orada kendinize bir yuva kuracaksınız. Ama bu gibi sorunlar hep evlilikte, bu gibi sorunlar eşler değişse bile aynı sorunlar biz değişmediğimiz sürece devam edecek. Lütfen siz önce zihniyetinizi, kalbinizi ve değerlerinizi değiştirin ve sağlam durmaya çalışın. Yoksa bu sorunlar bitmeyecek. Çünkü evlilik dediğin şey karşılıklı fedakarlık istiyor, şefkat istiyor, merhamet istiyor. Böyle en ufak bir kusurda hemen de karalayıp da arkamı dönüp gitmek gitmeyi gerektirmiyor. Ben size davetim açıktır. Elinizdeki o video varsa Murat Şen'in, ben 20.000 TL karşılığında kardeşim çocuklarımın velayetini sana veririm dediği videoda varsa lütfen onu da bana gönderin. Size de davetim açıktır. Gelmek isterseniz buyurun gelin. Pazartesi günü, pardon, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi uğurluyorum. Teşekkür ederim. Muzaffer Bellikli geliyor. O da Güldane Bellikli ile evlendi. Ben bu evlilikte mağdur edildim diyor. Karı koca canlı yayında kozlarını paylaşıyorlardı. Önce Muzaffer Bey buyursunlar. Buyurun. Muzaffer amca, Güldane Hanım gelene kadar bekleteyim seni. Hemen... Başka bir annem var Sürütüyor'da, Şükran anne. Onun yanına gideceğim. Vizeden katıldı. 20 yaşındaki kızım 22 Mart tarihinden beri kayıp demişti. Önce hatırlatma ekrana gelsin. Ardından 22 Mart'tan beri kayıp Fatma ile ilgili önemli gelişmeler var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fatma, korucuyu bulduk sevgili seyirciler. Kızımız Fatma Korucu 20 yaşında 22 Mart tarihinde Rize'deki evinden kaçıyor. İnternette tanıştığı bir kişinin kendisine ev sağladığını ve iş bulduğunu da söylemiş. Kaçmadan 3 gün önce bana dedi ki bir abi var, bana İzmir'de iş ayarladı, ev ayarladı. Ben gideceğim, kendi ayaklarımın üstüne duracağım. Babasının rahmetli olmuştu, maaşını almaya gitti. Babasının parası 2 milyar. Benim parama değmedi, kendi parasını aldı gitti. Daha geri donmadı. Kızın öyle gittikten sonra seni hiç aradı mı? 3 gün sonra aradı, görüntülü. Adresini söylemedi. Adresim zaman geldi mi söylerim, şimdi şu anda söyleyemem dedi. İşe başladım dedi. Bir hafta ev tuttum. Evini gösterdi görüntülü. İlk konuştuğunda yatak odasını göstermedi. İkinci konuştuğunda oturma odasını göstermedi. İlla ki birileri var yanında. Nerede olduğunu da söylemiyor, adres de vermiyor. Ama tanıştı abi, İzmirli bir abiydi. Ya öyle dedi. Bakalım yani gerçekten böyle biri var mı? İzmir'de mi yoksa başka bir şehirde mi? Lütfen size yalvarıyorum, evladımı bulun bana. Ben evladımı istiyorum. Fatma kızım gel, ben seni çok özledim. Seviyorum seni yavrum. Bekletme anneni ne olursun yavrum. Kurban olduğum, ben seni çok seviyorum. Baban yok, bir tane sen varsın yavrum. Ne yapacağım ben sensiz. Kurban olduğum Allah. Ne olursun gel lütfen. Fatma Korucu'nun Kütahya Gediz'de olduğuna dair bilgiler geliyor. Gediz halkına da buradan çağrıda bulunuyorum. İnşallah Fatma'yı bulur. Senin de yüzünü güldürür Şükran ablacığım. Kızım. Bakalım Fatma nerede? Niçin Rize'deki evinden ayrıldı? Allah razı olsun. Önce Allah senden razı olsun, sonra ekibinden sağ olsun. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bu arada bütün komşularım hep selam söylediler. Aleyküm selam. Ben de Rize'ye sevgilerimi gönderiyorum. İzleyen herkese Allah razı de. Olsun. Senden Şükran Allah ablacığım. Razı olsun. Sevindirdin. Allah da seni sevindirsin. Seni ben bugün pek sevindirmeyeceğim ama. Yani aslında bir o haberi bu vermek çok sevindirici bir şey ama aileler çok üzülüyorlar. Ben bir de bu mesela annelerin, babaların o evlilikteki sorunları bahane ederek çocuklarını terk edip gitmesi, geride kalan insanları böyle habersiz bırakmanın çok büyük bir vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Benim kafamdaki soru işareti de şu sizle ilgili. Siz hani ana kız yaşayan iki kişilik bir eviniz var. Evet. Ve kızın internette bir adamla tanıştığını, İzmir'de sana ona kalacak yer ayarladığını, bir iş bulduğunu söyleyerek 22 Mart tarihinde ortadan kayboluyor sevgili seyirciler. Evet. Peki biz Fatma Korucu'yu nerede ve nasıl bulduk? Fatma Korucu'yla röportaj yaptık. Bulunduğu yerden Gediz'de bulduk kendisini. Bakın o röportajda bize neler söyledi. Merhaba.
Sen evi neden terk ettin? Annemle geçinemediğim için terk ettim. Zorla gelmedim. Zorla getirtme der, tehdit yok. Yarın da eğer olursa abimin yanına döneceğim zaten. Annemle görüşmek istemiyorum. Tekrardan anlaşamayacağız. Annem beni sevmiyor olarak da diyebilirim. Yani beni küçümsemiş gibi bir şey oldu. Şiddet görüyorum dedin annenle. Evet. Baskı mı yapıyor annen sana? Evet, baskı yapıyor. Sen Rize'den ilk İzmir'e mi geldin? Evet, ilk İzmir'e geldim. İzmir'e niçin geldin? Kimin yanına geldin? Kimsenin yanına gelmedim. Uçağa binerek İzmir'e geldim. İzmir'e indin. Kütahya Gediz'i nasıl buldun? Otobüs değil, çünkü otobüse binseydim direkt bulurlardı. Minibüs tarzı şeylere binerek geldim. Zaten evi falan ben kendim ayarlamıştım internetten. Geldim, başvurdum, girdim. Sonra işe buldum. Senin zaten bir 2000 lira gelirin var değil mi babandan? Evet, var. Yani kimseyi ilgilendirmiyor bu. Bu hayatın kişi için mi geldin buraya? Hayır. Kendi hayatım için geldim. Yani kendi düzenimi kuracaktım. Ve onun için geldin buraya? Yok. Kendi hayatımı, kendi ayaklarım üzerinde durmak için geldim. Ama o burada niye geldi? Yok. Onun burada olduğunu bilmiyordum ben. Anladın mı Şükran teyzeciğim? Ne diyor? Ben diyor İzmir'e gittim hedef şaşırtmak için. Sonra otobüste dolmuşa Kütahya diyor Gediz'e geldim. Evet, evet. Niçin geldin diye soruyor. Şimdi saat 20, cuma akşamı saat 23 sularında bu röportaj yapıldı. Çünkü zaten Özkan başka bir bölgedeydi. Oradan hemen ihbarlar gelince Gediz'e yöneldi ekibimiz. Ben diyor kendi ayaklarım üzerine durmak için, çalışmak için buraya geldim diyor. Ben de hatalıyım. Çünkü çocuğun üstüne çok gittim. Çok tablete kapandı. Dedim ki yavrum kendini bozarsın. Görüyoruz buralar çıkanları. Biz de korkuyoruz da diyoruz ki yavrum yapma. Ama cehille anlamıyorlar. Annelerini kötü biliyorlar. Aileyi kötü bildiler. Herkes öyle bildi. Annesi annelik yapamadı dediler. Hangi anne evladını kötü onu ister kızım? Ama kızın da ayaklarının üzerinde durmak için Tarize'den kalkıp Kütahya Gediz'e gidiyor. Evet. Kimse için gelmedim, kendim burada dairemi tuttum diyor. Sonra Özkan bir soru yöneltiyor ona, o son dakikada var. Peki diyor biri var senin hayatında diyor, onu da diyor buraya gelince buldum diyor. Yani öyle de söylemiş abisine de zaten var biri demiş. Hayatında biri var. He. Öyle söylemiş, bana söylemedi. Sizin Kütahya Kaçtı? Gediz'de hiçbir arkadaşınız, akrabanız var mı daha önceden? Kütahya'da mı yok. Hiç kimse yok. Ben mesela şunu da merak ediyorum. Kaç kişi bu pandemi döneminde hiç tanımadığı, bilmediği bir yere gidip hem işini bulur hem evini bulur? Ondan şüphelendik. Dedik ki acaba kim var yanında da korktuk da. Ne yapacağımızı şaşırdık biliyor musun? Biri olmadan kızınız bunları yapabilir mi? Sanmıyorum, ne bileyim nasıl bulacak bana, çünkü öyle demişti. Birileri var dedi, ev bulduk dedi. İş bulduk Hayır, dedi. Oradaki esas cümle ben buraya gelir gelmez o kişiyi buldum diyor. Ama işte o iş bana, öyle kolay değil. Her şeyi aynı anda organize bir şekilde halletmek. Bana öyle demedi işte bana. Ya evden çıkarken sevdiğim biri vardı kardeşim. Geldim Gediz'deydi. Gediz'e onun yanına geldim mutlu olmaya dersin. Bu kadar tabii çok ki yalanı üst üste ya, söylemezsin. Kaçtığı kişiyi kadar görmek ister misin? Evet. Kimin yanına kaçtığını? Kimin yanına kaçtığını? Kızım birinin yanında. Öyle ayaklarım üzerinde duracağım gibi bir durum söz konusu değil. Anladım da ben ondan şüphelendim. İlla ki birinde vardı. Hı? İlla ki biri var da. Seviyorsa gelsin adam gibi istesin. Hemen o adamda isim bilgisini de verin bana. O adam da seviyorsa gelsin adam gibi istesin. Şimdi ben önce Şerif Ahmet Cingöz'ün yanına gitmiş kızın. Evet. Şerif Ahmet diye birinin yanına gitmiş. Şerif Ahmet birinin. Evet. Gelsin o fotoğraf ekrana. O neydi o? Bu neydi o? Tövbe estağfurullah. Allah akıl fikir versin kızıma. Yaşlı bir adam, bu neydi? Yok, 92 doğumlu, 28 yaşında bir çocuk. Kaç yaşında? 28. Olsun da ne kadar büyük ondan, daha bu 20 yaşında yeni. 8 yaş var aralarında. Evet. Sizin için gayet büyük bir yaş. Ama dahası Şükran abla, sana bir şey söyleyeceğim. Evet, söyle bakalım. Of. Ya biz ekip olarak ilk bilgiyi aldığımızda elimizden geleni yaptık. Hatta belediyeyle de iletişim kurduk. Fakat kızın bugün saat 16'da Kütahya Gediz'de Şerif Ahmet Cingöz'le evlendi.
Ne yapalım? Ne diyelim, ne bileyim? Nikah kıydılar bugün, alelacele. Evleneceği atışa, bu adam isteseydi de annesi babası yok. Abim var senin kuzum. Diyor ki bir gibi gelelim, adam gibi isteyen bir şeyse gelaydı, annesinden isteseydi. Biz evlenmesine bir şey de ilahi biriyle evlenecek şu anda. Ama en azından bir şey yapardık da. Ne elinden, evinden telli duvaklı çıksaydı? Ne diyorsun ya? Yetimdi ya, yetim. Babası yokmuş. Ben istemem evladımın mutluluğunu, Esra'nın. Şimdi Şerif Ahmet de gelecekti. Anacım diyecekti, ben senin kızına talibim. Tabii ki, tabii ki. Gelsin isteseydin gene verirdik. O sevdiyse onu verirdik, niye vermezdik? Çünkü sonuçta benim evladımın mutluluğu önemli. Onu da biri sevsin, o da birini sevsin. Evet. Gençler bunlar. Evet. Ben isterdim ki evladım mutluluğunu ben de göreyim. Ama gizlice bugün nikah kıyıldı. Alelacele. Çok üzüldüm. Buradan kabul et ya da etme, bu adam senin damadın. Yapacak bir şey yok da. Çağrıda bulunmak ister misin kızına? Bulunmak isterim. Lütfen kızım buraya gel. Düğünün abi Esra'yı yaparsan ne olursun yavrum. Ya. Benim hiç kimsem yok Allah'tan başarısın. Yetim kalmış. Ben kan ayaklı geldim senin için buralara yavrum. Ne olursun gel. Öyle yapayalnız oralarda kaçarak gidiyorsun, nikah masasına oturuyorsun. Anan yok, sevdiklerin yok, arkadaşın yok. Belki o dakika mutlu olacaksın ama mutluluğu paylaşacağın bir göz arıyorsun. O gözlerin hiçbir etrafında yok. Ama sen tek başına bu nikahı kayarak mutlu olacağını düşünüyorsun. Bu evlilikte bir sorun yaşadığınızda da yine kapını çalacağın tek bir ev var. O da senin doğduğun ev. Evet. Yine sığınmak istediğin bu hayattaki tek bir kişi var. O da hayatta olan annen. Evet. Yardım etmelerini istediğin yine ailen. O evlerden kaçış yok ki. Siz bu evlerden kaçarak mutlu olmaya çalışıyorsunuz ama maalesef ki o mutluluğun ilk adımını atıyorsunuz. Ben Şerif Ahmet Cingöz'e de Fatma Korucu da buradan sesleniyorum. Lütfen gelin bu tek kalan, hayatta olan annenizin elini öpün. Bu işi bir tatlıya lütfen bağlayın. Lütfen buraya buyursun gelsin abi, ben bir şey demem. Yeter ki mutluluklar olsun, ben de göreyim. İster miydin kızının nikahında o telli duaklı gelin olduğu zamanı görmek? İstemem mi? İsterim tabii ki. Ne olursun kızım gel buraya lütfen. Hangi ana baba istemez evladının mutluluğunu sanırım. Niye sizden sakınıyor? Bir de niye bu kadar çok hikaye yazıyor? Bu da çok tehlikeli bir durum yani. Ya, bir hikaye biraz, yazıyorsunuz. Biraz da psikoloji durumu da var bunun, biliyor musun? Psikoloji de bozuldu çünkü. Ben biraz daha, biraz üstüne gittim. Haklıydı yani. Kızım girme bu tabletlere falan. Gece gündüz hiç çıkmadı bundan. Elektrik o uçlu prizi bile yatağın içine çekerdi. Gece gündüz yatağın içinden çıkmadı. Şimdi artık evlendi. Çeksin o uçlu prizi de yatağın içerisinde tablet oynasın bakayım. Hani burada diyorlar ya biz sıkıntıdayız, bize baskı yapıyorlar bir de, diye. Bir de derdim ki dinlemiyorsun abine söyleyeceğim deyin derdim. Derdi ki beni tehdit yapma. Bir şey diyor ki beni dinlemezdi, öyle derdim. Ama hangi ana baba evladının kötü olduğunu ister kızım? Şerif Ahmet'in annesi Hacer Hanım telefon hattındaymış. Evet. Alo. Alo. Hacer Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz bugün nikahta oğlunuzun yanında mıydınız? Hayır, ben Manisa Alaşehir'de duruyorum. Babasından ayrıyım. Oğlunuzun evlendiğini duydunuz mu? Duymadım. Şimdi öğrendim televizyonda. Oğlunuz size bir kızı sevdiğinden, onunla evlenmek istediğinden bahsetti mi? Asla. Ben zaten fazla konuşmuyorum. Babasından ayrıldığım için beni tepkili bununla. Kaç yıldır ayrısınız çocuğunuzla? 2016'dan beri. 2016'dan beri. Evet. Şükran Hanım'a söylemek istedikleriniz var mı? Var. Bununla madem bir yolu çıkmışlar. Allah'ım mutluluklarına daim etsin. Haberim yoktu. Yok olsa dahi tepkimi kurdum. İstime giderdim. Her şey bizim örf adetlerimize, usule uygun olurdu. Aynen.
benim kızım da olabilirdi. Oğlum benim oğlum ama kız benim de kızım olabilirdi. Gelsin de buraya o düğünlerini yapalım. Ay Şükran abla ya. Abiye çıksın da bir düğününü yapalım. Gelin onu giydiğini göreyim de. Şükran Hanım. Efendim. Ben babasıyla çekişmeli ayrıldım. Evet. Bu çocukları dolduruşa getirmişler. Benimle konuşmuyorlar. Bilmiyorum ne soracağım. Ben bir yani anneyim, ben sen de annesin, ben de annem. Evlendim. Kaçtım, bir başkasına kaçtım. Öyle kurtuldum. 27 sene boyunca etmediği rezillik kalmadı babasının. Yalnız... Benimle konuşmuyorlar. Şimdi sizin derdiniz de büyük de. Yok yok. Asıl dertte olan değil. Anladım. Oğlum ama altındır Esra Hanım. Ne? Oğlum bir numaradır, altındır. Altın bir numaradır. Altını sen gelip isterseydi annesinden. Çok iyi bir evlattır. Gelmeyeceğim. İnşallah yani o altınlığını, pırlantalığını gelir burada da gösterir de Şükran Hanım'ın yok, elini. Yok asla zaten vazgeçmez pırlantalığından. Evladım bir numaradır. Benimki de bir numaradır. Ben isterim ki gelsin, benden istersin. Vallahi ben de iki oğlan yetiştiriyorum. Ha. Benimkiler de bir numara. Benimkini bundan kaçmıyor. Ben konuşamıyorum. Benimkiler de. Şimdi herkesin evladı kendine yani herhalde. Tabii ki. Yok yok herkesin anladı. Evladı altı. Benim evladım yani da bana bir numaradır. Demek istedim. Ben evet. İsterim ki buraya gelsin la. Benden istersin de gelsin buraya desin ki anne geldik yani o an. Şükran Hanım efendim. Senin yetmen kelime şey ben şeker hastasıyım şu an çok kötüyüm. Hani laflarımda bir kusur olursa özür dilerim şu anda. Ben bunların eli ikisinin de üstünden ellerinizi çekmem. Tutun bunlara. Tutacağız da bir yakalarsak tutacağız. Yakalarsın. Gediz'de oturuyorlar. Adres verdi belli. Tamam tamam. O zaman Şerif siz de çağrıda bulunun. Fatma ile Şerif Ahmet'i buraya bekliyoruz. İnşallah. Fatmacığım tek bir anam var hayatta kalan. Gel onun annenin elini öp. Sonra da artık evlendin. Evlilik daha büyüksün. Anne evine biraz benzemiyor. Öyle yan gelip yatmaya. Üçlü prizlerle yatakları, tableti yatağın içine çekip sabaha kadar çırt 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 yapmaya benzemiyor. Evet. Evlilik evet. Sorumluluk istiyor. İnşallah bu sorumluluklarını kurduğun ailede de gösterirsin ama her şeyi sil baştan başlayalım. İnşallah aileleri İnşallah. Barıştırırız. İnşallah. Diğer konuma geçiyorum. Hemen hatırlatma ekrana gelecek. Muzaffer Bellikli konusunda Güldane Hanım şimdi sürütüyomuz olacak. 84 milyona şikayete geldi. Bizi dolandırdı, onurumuzu, gururumuzu soydu gitti. 6 tane bilezik istedi. Bacılarına, yeğenlerine para istedi. Tabii. Araba istedi, ev istedi. Eşi Güldane Hanım sürütüyordu. Gençiciksiniz yani. Baskı. Paralar pul hiçbir şey almadı. Bitti paralar mı? Yalan altınlar konuşma. Mı? Seni istemedim, istemedim. Zorla ne oldu? Zorla, zorla. Güldane Hanım, şimdi fotoğraflar da ekrana geliyor. Mesela karşılıklı piknikte. Yani bu pikniğe... Onu beni istemerekten oldu. Sadece öyle gülerken oğlu çekmiş. Hiçbir şey istekli olmadı. Hiçbir şey. Anlaşmamız zaten yoktu. Aramız bozuldu. Sonradan pazarlık deyince... Benim, yani bizim köyde pazarlık diye geçiyor. Hani üst baş alınıyor ya takı falan ne alınıyor. Ne kadar çirkin bir tabir değil mi? İşte. Şimdi bu nikah zorla kıyıldı. Şu anda içim kan ağlıyordu orada. Orada içim kan ağlıyordu. Şöyle bir hakkınız var. Ben bu adamla evlenmek istemiyorum diyebilirdiniz. Zorbacı, zorbacı sülük gibi yapışır Güldane adama. Hanımcığım. Paranı mı şey attı orada? Evet sen diyememenizin sebebi nikah memuruna. Neydi? Ne bileyim ya hiç aklımda yok. Kaç ay beraber yaşadınız Beş aynı ay. Evde? Dittim parayı. Dittim o bilezikleri dittim. Yedim. Ne yaptın bilezikleri? Yedim yedim. Yersin ya. Yedim, arabayı ne zaman verdin geri? Yersin. 15 gün falan oldu. Onu da sattılar yediler ikisi peki, de. Peki kaç Duma. Evlilik yaptınız? 4 evlilik yaptım. 9 tane evliliğin var senin. Var var 100 tane var. Var söyle mi? Beyefendi, var var 100 tane değil. Var. Sana bakın. Ne sana ne? Soruştursaydın ben kimi kim dolandırmışım? Zaten onlar telefon hattında bir ihbarımız varmış. Alo. Bu bayan o işleri yapıyor. İşte dolandırıyor bayan. Gençler var onu o yollarla düşüren. Yalan söyle benim yiyen. Oğlum vardı. Yeğeniniz oğlum mi? Yanındaydı. Bu kişi ben... dini nikahlı yaşlı insanlarla beraber yaşlı olur. Yaşlı insanlarla karşılığı... Sadece kocası yardım etti. Bu bayanın kocası nasıl yardım kocası etti. Nasıl kocası yardım etti? Ya
yardım ediyor, parasını yiyor diye benim şey diyor yani arıyor. Anlatın siz hikayeyi. Değil. Benim eşim vefat etmiş. Tanıdığınız yani biriyle onu... beraber oldu mu? Oldu. Çok insan dolandırdı. Olmadı. Anladım. Ben de yanımdaydın o zaman. Telefon hattında bir ihbarımız varmış. Alo. Babamla birinin evinde buluşuyorlarmış babamın arkadaşını. Hayır buluşmuyordu. Hı-hı. Yalan söylüyor. Beyaz eşya almış bu kadına. Daha Hı-hı. sonra tüm her şey ortaya çıktı. Annemle babam boşandılar bu kadın yüzünden. İyi olmuş. Nasıl güzel olmuş. İyi mi olmuş? Ben istemiyordum. Şey onunla alıyordu ya. Canım sana be. Da kapak olsun. İyi oldu. Niye kapak canım olsun? Güldane Hanım niye kaçıyorsunuz? Çok sayıda bu tarzda ihbarlar var sevgili seyirciler. O gün niye ayrıldınız Sürütüyor'dan? O gün çok sinirlendim ondan. Çok sinirlendiniz. Evet. Mesela seyirci... Bana iftira atıyor. Ben hiç kimseyi dolandırmadım, hiçbir şey de yapmadım. Bu hep onun tarafından ayarlanıyor. Ama bunlar sizin geçmiş yaşantınızda olan olaylar. Bütün dolandırdıkların, evet, bütün dolandırdıkların evet. Yanıma kar kalacak değil mi? Evet. Kar kaldı. Ben kimseyi dolandırmadım ki. Kaldı mı kar? Ben kimseyi dolandırmadım. Koydun mu kar, koydun mu? Herkese aynı olacak zannediyorsun sen değil mi? Sen peşimden koştun. Herkese aynı olacak zannettin değil mi? Sen peşimden koştun, ben senin peşinden koşmadım. Sana ben dedim ki bak bu programa giderim ben dedim. Dedim mi demedim mi? Kaç defa? Sen peşimden koştun, ben senin peşinden koşmadım. Beni başkalarına benzetme. Beni dolandırmaya kalkma dedim mi demedim sana? Dolandırmadım ki almasaydım. Çok dedim hem de. Almasaydım. Hem de çok dedim. Peşimde koşmasaydım. Programa gitmedi, sen bana arabayı verdin. Giderim, beni tehdit ediyor. Senin yeğenim, sen ittiriyorsun tehdit. Canımdan, canımdan bir parça yeğenim. Burada çıkacağım. He çıksın. Kıskançlık krizine giriyorsun. Ya çıksın. Bütün çevrem beni tehdit ediyor şu anda. Ama hiç beni konuşturmuyorsunuz sen, ki böyle olur sen mu? Sen telefon veriyorum. Sen konuşturuyorum onlar tehdit ediyorlar beni. Seni tehdit ama ediyorlar. Ama ben canım gitse bu hayır, milleti senin yerinden kurtaracağım. Bak sus bir şey bu diyeceğim. Bu insanları senin yerinden kurtaracağım. Bekle Muzaffer. Sus bir şey diyeceğim. Yayına sen çıkarsan. Seni öldürürüz tehditinde bulundu mu yeğeniniz? Ya yeğenimle aramızda hiçbir şey yok. Yeğenim kanımdan, ciğerimden bir parça. Tamam çocuk bekar, çalışıyor. Belki hani yanlış anlaşılır diye öyle söyledi. Şimdi şöyle bir şey var. Ne yanlış anlaşılır? Madem ben o kadar kötüyüm, araştırsaydın... O zaman hafta sonu sen beni yanlış niye arıyorsun? Ben sana arkadaşlarımı niye arıyorsun? Sen bana üç kişiyle evlendirdin. Sana niye ara koyuyorsun? Üç ayrı heriften çocuğum var. Sana üç ne? Üç kişiyle sana evlendim ne? Özel dedim. Hayatım dördüncü sana ne? Dördüncü kişi sen oluyorum dedim. Senden dört ben... kere evlendim. Sen gibi bütün yalanların çıkacak seni şimdi. Senden dört kere evlendim. Çıkart. Bak burada çıkart. Her şey burada. Çıkacak ortaya. Çıksın, sen neysen çıksın, bu insanlar çıksın. Öğrenecek. Ben sen neysen bu insanlar öğrenecek. Senden çıkar. Sen herkes suçunun sahibi olacak. Sen dört kere evlendin. Herkesi ben beşinciyim. Herkesi öyle çarpıp benim çarpıp da gidiyor. Dolandırdığıma benzemez. Benim hayatım herkesi seni dolandıramam. O zaman ben sana ben verdiğim çocuğun arkasında olurum diye. Gülden Hanım sizinle ilgili en önemli iddialar şu şekilde. Genelde hani evli erkeklerle beraber olup o ilişkiden maddi fayda sağladığınız hayır, yönünde ihbarlar geliyor. Hayır, maddi hiç kimse şey etmiyorum, hiç kimse başka konuşmadım. Yuvalar yıktınız kimsenin mı? Kimsenin yuvasını bozmadım, hep onun iddiası. Hep ama yayına bağlanan Muzaffer Bey'den önceki hayatınızı anlatıyor. Ve siz de bunu kabul hayır, ettiniz. Hayır, yalan söylüyor, hiç öyle bir iddiam yok. Bu evinizde onun babası gelirdi eve. Geldi mi sizinle birlikte? Hayır, yalan söylüyor. Güldane Hanım, Güldane Hanım hani evliliklerde birkaç tane evlilik yapmışsınız. Evet. Siz de beyan ettiniz. Yeğendiriniz Mehmet Ali. Ve Hacer Cansu. Hacer siz... Cansu babasının arası açıktı, yanımda duruyordu. Bütün evliliklerde hep yanınıza götürdünüz hayır. mu? Hayır. Daha bir senedir yanımda. Hayır. İki senedir yanındaymış. Ben şunu... Abi iki sene olsun. İkameti, hayır, sene ikameti olsun, köyde olsun. İkametsiz olarak hem yeğenini hem öteki yeğeni yanında tutuyordu, bana istediyordu. Hem de para veriyordu bu insan. Bu insanın... Akrabalarına sahip çıkması güzel bir şey. Evet. Fakat sizin bu koloni halinde yaşama şekliniz ben bizim öyle için kötü bir soru işareti. Ben öyle bir şey yapmadım. Şimdi bir telefona bağlanan kişilerin... Bilmiyorum, tanımıyorum. Nasıl yani bunların hepsini iki gün boyunca kabul bu ettiniz? Bu insan beni öldürdüğünüz zaman kadar uyumadığım zaman oluyordu. Yeğeninizle ilgili yanlış ağzımda anlaşılan ne? Dinledim gece. Sen...
Seni söyleyeceğim. Kurban oldum Allah senden çıkarım. Mehmet Ali. Çok şeytan. Yok ben. Beni sor, sordum çok insanlardan sordum. Koyun senden korkuyor. Sen benim başıma belasın. Bak Esra Hanım ben fazla konuşmuyorum. Yarın da çıkmayacağım. Ben boşanmak istiyorum. Beni boşanmak kurtarır seni. Şimdi Muzaffer Bey'le bir evlilik yaptınız. Daha önceki ilişkilerde kişiler evli oldukları için sizinle ilgili herhangi bir iddiada bulunamazlardı. Çünkü bu sefer karıları, çevreleri, eşleri duyar diye. Ya duysun duymasınlar bana ne? Ben evlendim, geçinemedim, ayrıldım. Hayır bu tamam. Hayır, ama diğer ilişkilerde size hiç kimse hesap soramazdı. Bir dakika. Hesap soramazdı ama Muzaffer Bey'le resmi nikahla evlilik yaptığınız için bu hesabı soruyorlar. Mesela cuma günü seyircilerim sizinle ilgili iddialardan çok sizin vermiş olduğunuz cevaplara takılmış. Mesela çocuk diyor ki benim annemle babamın yuvasını yıktım. Yaptım. Baban da gelmeseydi. Yardım etmeseydi. Bakın. Şunu inadıyla yaptım. Her şeyi bunu inadıyla söyledim. Hüldane Hanım siz onunla değil. İnsanlık nasıl bana almamışsın ki? Sende insanlık yoktu. Sende insanlık yoktu. Ona vermiyorsunuz cevabı. Ayıp insanlık. Bir dakika. Sen ayıp yapacak bir şey yapmadın. Babası, annesi babası ayrılan. Ayıptır. Muzaffer Bey. Annesi babası ayrılan. Bu konuda acı çeken bir evladı siz bu cevabı veriyorsunuz. Kimseyi tanımıyorum ben. Senin baban geliyordu gidiyordu bana yardım ediyordu. Tanımıyorum. Tanımıyorsun peki. Kimseyi tanımıyorum. Hatice Hanım telefon attığında sizi tanıyormuş. Alo. İyi günler Esra Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? Hoş geldiniz iyiyim. Nereden arıyorsunuz bizi? Ben Kayseri'nin Dünya'nın içerisinden arıyorum. 3 sene önce özür diliyorum. Bu Gülden'le Cansu eşimin telefonuna uygunsuz resim atmış 2 tane. Fevzi Karaca, ondan sonra kendisi kanepeci, döşemeci, ondan sonra bunu... Bu sen kadını de, ben Allah'a havale ediyorum. Sen de şu anda... Hayır, yalan söylüyor. Döşemeci şey Fevzi sizin yalan eşiniz değil. Mi? Ben anlayamadım orası. Çok... Uygunsuz fotoğraflar atılıyor. Hem evet, Güldane evet. Hem de yeğeni Cansu tarafından mı? Evet, evet. Eşimin telefonunu şarja takıyordum. 2-3 sene önce hanımefendi. Esra Hanım. Sonrasını anlatın. Ondan sonra neyse ben bir gün evde yokum. Bu gelmiş benim komşum dedi ki Hatice abla dedi sen dedi bunun da hızmalı dedi bir bayan dedi geldi dedi. Ben dedi hayret ettim dedi. Böyle bir insanın nasıl senin eşi olduğuna dedi. Araştırdım baktım ki buymuş. Ondan sonra ben de Messenger'dan istek attım Facebook'tan. Arkadaş olduk. Bununla nasıl tanıdım falan dedim. Dedi ki ya dedi eşi aldık dedi. Numaramı aldı. Numarasını verdim dedi. Öyle tanıştık dedi. Ama onu Allah'a havale ediyorum. Ben şimdi 50 yaşındayım. Ondan sonra çok borcum var. Kredi borcum ne var? Benim hayatımı mahvetti. Onu Allah'a havale ediyorum. Eşinizle boşanma sebebiniz Güldane Hanım mı? Beni de mahvettin. Beni. Yalan söylüyor. Beni harcadın sen. Siz bu hanımefendiyle arkadaşlık da yaptınız. Ona dair şeyler biliyorsunuz. Hayır yalan söylüyor. Bunun 4-3'lü, 4-2'li falan yok. Bu bahsettiğiniz şey çok çirkin ve ağır bir şey. Ben size bir soru sordum. Genelde hep evli erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Hayır, olmuyorum. Buradan maddi bir fayda sağlıyor musunuz? Hayır, hiçbir şey sağlamam. Arayan kadınların hepsi sizin sebebiniz, yani sizin aracılığınızla yuvası yıkılmış insanlar. Hayır, ben yuvalarını yıkmadım. Kendim hani ayrılmasalar bana ne? Ben mi diyorum yani ayrılmak? İhaneti kabul etselerdi. Beni göz ardı etselerdi mi diyorsunuz? Siz Muzaffer Bey sizi nasıl zorladı? Ben o hep orada takıldım. Kusura bakmayın güzel hanım. Tamam iyi olur ya. Ha? Hayır ben zorla evliliği anlamadım. Sizin Muzaffer Bey'i nasıl zorladı? Kendi peşimden koştu. Ben koşmadım. Bak koşmak ayrı. Sonra beni siz dayanamadınız mı koşunca? Yani ilgi kendi mi gösterdi? Kendi peşimden koştu. Ben koşmadım. Nasıl oluyor? İlgileniyor çok fazla ilgi gösteriyor. Üzerinize araba hayır, yapınca hayır diye. Hayır hiçbir şey göstermedim. Hiçbir şey etmedim. Arabayı ben istemedim. Altınları ben istemedim. Hiçbir şey istemedim. Nikahta nasıl evet dediniz? Hiçbir şey nasıl evet dediniz? Nasıl evet dedirtiyor? Onu anlamadım. Yakamdan düşmedi. Ya yakanızdan düşmediği için mi? Aman evleneyim de kurtulayım mı dediniz? Güldan yakamdan Hanım. Düşmedi. Peki Muzaffer Bey'in hiçbir şeyi olmasaydı, gene peşinizden koşsaydı. Koşuyordu. Yine hiçbir şeyi yokum bakın. Maddi hiçbir kaynağı, hiçbir gelir.
gene kendisiyle evlenir miydiniz? Oğluma şiddet yapıyorum diye kaç defa eve geldi. Oğluma şiddet uyguluyordu. Bir tane oğluma şiddet uyguluyordu. Soru o değil. Muzaffer Bey'in hiçbir maddi kaynağı yok. Ama sizi deliriyor. Sizi çok seviyor ve sizinle evlenmek istiyor. Yine nikah masasına oturur muydunuz? Oturmuyorum, oturmazdım. Şimdi niye oturdunuz? Bilmiyorum. Düşmedi yakamdan. Hayır düşmedi ama hem düşmedi hem de... yapıştım dalıma. O zehirli keneler gibi yedin doydun. Daha parayı bitiremeyeceksin. Harcamasaydın, vermeseydin, harcamasaydın, vermeseydin. Çaktın gitti değil mi? Şimdi diyor ki ya kene gibi yapıştı bana. Bana ne canım parandan mülkünden. Kene gibi yapıştı, beni zorla nikah masasına oturttu diyor. Evet. Ya öyle diyor. Sadece siz sevmişsiniz. Ama sizinle kendisi nikah masasına oturmanın bir bedeli var mıydı? Buyur. Bir bedeli var mıydı evlenmenin? Bedel var idi. Hiçbir bedel yoktu. Bedel? Her şeyi alacaksın dedi bacıları toplandı. Bu da her yalan şeyi alacaksın. Yalan söylüyor. Hiçbir bacım tabii yoktu. Tabii ki ben bunu araştırmadım. Dolandırıcı olur mu? Hiçbir bacım yoktu. Üç tane herifine evlendiğini söyledi. Üç ayrı heriften çocukları var. Onları evet. Gösterdi. Sen dördüncü insansın. Ben genç insanlarla evlendim. Yoruma yazmışlar. Babamı yardılar. Beni dışarı attılar. Şöyle perişan ettiler, böyle ben yalan söylüyor. Hiçbir bacım yoktu, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Nikah masasına gitti. Şimdi tehdit unutmayın soru çünkü önemli bir ihbar var, onu alacağım. Alo, tehdit olayına geleceğim. Hatta ben bu yeğenin Mehmet'in de yayına bağlanmasını rica ediyorum. Alo. İyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. O gün... kuruyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Nasıl tanıştınız? Evet. Bir tanışma arkadaşlık web sitesi var. Aynen öyle. Yalan söylüyor. Aynen öyle. Hayır, yalan söylüyor. Buyurun, ihbarınızı duyayım. Ben tanımıyorum bir kişiyi. Nasıl tanımıyor? Uçak biletini isteyip uçak biletini kestiren 10 bin lira para isteyen kadın nasıl tanımıyorum diyor şimdi. Uçak bileti. Yalan. Gerçekten nereden yalan. Nereye gidecekti? Kayseri'den İstanbul'a gidip Kayseri'den İzmir'e gelmek isteyen kimdir? Yalan söylüyor. Siz internet... Doğru söylüyor. Tanışmanızı anlatır mısınız? Ya, bu internet sitesinde. Yalan söylüyor. Onun dokümanları bile var Esra Hanım bende. Yalan söylüyorsun. Melisa da senin gibi hep ben yalan diyor. Ben uçak bilet alıp da Almanya'ya mı gideceğim yoksa yurt dışına mı gideceğim? Bey hanımefendi o değil. Siz şu tanışma hikayenizi anlatın. Yani tanıştınız, görüşeceksiniz. Görüşmenin şartları mı var? Hayır. Ben 10 milyar falan hiçbir şey istemedim kimseden. Yalan söylüyor o. Sen yalan söylüyorsun. Ben seni tanımıyorum. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Bak şimdi WhatsApp'tan fotoğraflarından şeyi gönderirim, yazışma şeyleri gönderirim. Oradan benim okumam yoktu, ben yazışamam ki. Sen ne yazıyordun Gülden Hanım? Ben okumam. Ne oldu? Benim okumam yok ki. Kayseri'de okuduydun, Bünyan'da. Yeğeniniz yazışıyor olabilir mi? Cansu yazışmış yalan olabilir söylüyorum. Mi sizin adınıza? Nasıl? Beyefendi şu tanışma hikayenizi bir anlatın. Yazışmaları da isterse gönderebilirim. Ben siteden tamam mı? Site mi de yok yalan tamam, gerçekten site, yalan. Tamam. Onun telefonuna bir baksanıza oradan Esra Hanım. Yalan söylüyorsun. Onun telefonuna bir baksanıza oradan. Bak ama böyle bir hakkım yok yani baksam ne bulacağım ama ya da. Ama telefon burada. Telefon burada o bak. O telefon da benim telefonumu ver. Telefon burada. Telefonumu ver telefonumu. Telefonu çaldı gittin evden. Telefon var Muzaffer amcanın değil mi? Telefon. Ne var o telefonda? Telefonum burada. Yalan söylüyor. Bunun hep o telefonu ver o telefon benim. Hep bunun tuzakları hep bu ayarlıyor. İki tane telefon aldın gittin. Biri senin biri benim. Niye doğru mu? Benim telefonu hediye mi aldı size? Telefon... Hediye mi aldı size? Bana telefon. Alındı. Hayır hediye almadı. Benim telefonumu niye aldın aldı. Gittin? Kırdım. Senin telefonun değil bu. Benim telefonumu niye aldın kırdım, gittin? Kırdım. Seni hiçbir şey bırakmadım. Kağıdı burada telefonun. Ya olsun. Bana ne? Ben kağıdı kırdım burada ki. Telefonu. Kırdım. Telefonum kağıdı burada. Alırsın canım. Güldane Hanım, 2021 Ocak ayında savcılıkla birlikte ifadeniz alınmış beyefendinin de dahil evet. olduğu soruşturma dosyasında. Orada evet. yazıyor zaten. Dosyasında evet ama orada size sormuşlar 11 yaşınızdaki oğlunuza beyefendi eşiniz tarafından şiddete uğruyor mu? Hayır. Evet. Oğluma yönelen hiçbir şiddet yok. Hayır, aslında her şeye tanık olan oğlunuz
ifadesinin alınmasını da istememişsiniz. Sizden oğlum sizden ricam şehir şehir geziyorsunuz. Kendini ifade burada, edemez ki. Burada seslenmek nasıl istiyorum Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na. Oğlum çok sık evlilik yaparak o çocuğun hayatını da tehditler böyle evlilik yaptığınız kişilerden yöneliyor. O çocuk da koruma altına alınsın. Çünkü onu da mağduriyetler yaşadığını... Ben kimseye vermem çocuğumu, kendim bakarım ben. Ya en azından eğer siz bakacak olsanız hayır, bile sürekli denetimde hayır, olursunuz. Hiç, hiç kimseye kontrol altında çocuğumu olursunuz. Veremem kimseye çocuğumu. Peki, başka bir ihbarımız daha var. Alo. Kimseye çocuğumu vermem. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Nereden arıyorsunuz Gülden Hanım'la ilgili? İhbarınız ablacığım, nedir? Ben Kayseri'den arıyorum. Evet. Ardıncı Kaya başında oturuyorum ben. Hı hı. Numaramla... Şeyimi, adresimi görebilirsiniz. Tamam, biliyoruz bilgileri. Siz ihbarı abla, söyleyin. Şimdi bu kadın benim arkadaşımın dedesiyle bir gönül ilişkisi vardı. Adamla başlık, başlık parası diye 15 bin lira para aldılar. Yalan söylüyor. Kim yalan aldı? Söylüyor. Hepsi yalan. Yalan bu, söylüyor. Bu kadın hatta şey Mimar Sinan Parkı'nda, Mimar Sinan Parkı diye bir yer var Kayseri'de. Nikah bunlar kıydık orada, doğru. Kendi gibi 2-3 tane kadınla beraber şey yapıyorlar. Evet. İhtiyar adamları gözlerine kestirip pal bakma bilmem ne şudur budur bahanesiyle yanaşıp kandırıyorlar, paralarını alıyorlar yani. Benim için şu çok önemli. İşte arkadaşımın dedesiyle bir gönül ilişkisi kuracaktı. Yalan bunun söylüyor. İçinde bir başlık parası talebi oldu. O dedeyle bir araya geldiler mi? Vallahi şimdi geldiler mi gelmediler mi o kadarını bilmiyorum ama yalan çocuğun söylüyor anlattı. Çünkü yani ben olayın sadece şu kadarını biliyorum. Hı hı. 15 bin lira parasını aldılar. Hı hı. Ondan sonra bildiğin para gibi yapsın. Yani kayboldular. Dedenin adını söyler şey misiniz? Orası ekranda çıkmayacak. Tanımıyorsun. Vallahi tanımıyorum. Çocukların ölüsü gelsin gibi ben tanımıyorum. Beni de tanımıyor ya. Gerçekten tanıyorum. Beni tanıyor mu? Ama başlık parası bir şey söyleyeyim. Böyle günahımı alıyorlar. Başlık parası sizin için. Ben Allah'a yani hiç bir Allah'ım var da hiç kimsenin. Seni öyle olmuyorum Allah değil, değil, değil mi? Ben Allah'a öyle ediyorum. Başka seni hiçbir şey demiyorum. Bu kadar cabbar olsanız. Kardeşim almasaydın. Beni de tanımıyorum değil mi? Almasaydın. Sen ben saydın. Zorla. Almasaydın, almasaydın. Sen beni niye aldın? Ben sana zorla mı geldim sana? Paranın için değil ben mi? Ben sana zorla paranın mı geldim? Paranın için değil mi? Utanmıyorum paranı, da. Ben paranı almadım. Ama olmuş diye insanlara. Peki şu Hasan dede, siz ben mesela bilmiyorum. Muzaffer gerçekten dede tanımıyorum ablanıza, ben. Tanımıyorum. Ablanıza 10 bin TL başlık parası ödemiş. Hayır. Sizin için. Ha, yalan söylüyor. Yalan söylemiyor. Bunları siz kabul ettiniz ya. Yalan söylüyor. Ben bilmiyorum mu ya? Öyle bir şey yok ki. Nasıl yok? Yalan söylüyor. Ablama dediniz zorla para ödedi. Allah Allah. Ablama zorla para verdi dedin. Allah haklı ya. Ya yapsaydın benim kimseden utandığım yok. Senin yanında yapmadım bir şey yapmadım. Senin yanında verdim gönül kenarında. Şimdi Mehmet Ali Kürklü yeğeniniz telefon attığında. Mehmet Ali Bey. Hayırlı günler Esra Hanım. Hoş geldiniz. Sen şimdi neyin oluyor sen? Yeğenim oluyor. Teyzesi misin? Ha, evet teyzesim. Ablamın oğlu oluyor. Ablanızın oğlu. Evet. Teyzeniz Güldane Hanım niçin kendi canına kıydı? Şimdi Esra abla benim baştan söyleyeyim ben size. Teyzem ve Muzaffer Bey'in evlendiğinden haberim yoktu. Bu birincisi. Evet, ha, evlenmeden önce yoktu. Söylemişlerdi evleneceğiz diye. Hı hı. Ama sonrasında evlenmişler. Bunu sonradan öğrendim. Evlendiklerinde ben Ankara'daydım. Çalışıyordum. İşim gereği şehir dışına çıkmıştım. Boşandıklarında... Mehmet Ali Bey ben sizle ilgili olan olayı merak ediyorum. Muzaffer Bey sizin varlığınızdan rahatsız oluyor. Sizin eve gelmenizi istemiyor. Bunun üzerine teyzeniz neden canına kıyıyor? Şimdi Muzaffer Bey'in benim varlığımdan rahatsız olmasından dahi benim haberim yoktu. Bu
Muzaffer Bey beni sürekli arıyordu teyzemin telefonundan. Evet. Beni sürekli bu aramıyordu bu. Bu teyzem aramıyordu. Hayır, bilgilendiriyordu. Hayır, öyle bir şey yok. Yalan söylüyorum. Sen gelirdiyordu. Öyle bir şey yok. Benim arkadaşlarım, benim arkadaşlarım bu olaylara bu çağırttırıyordu. Muzaffer Bey. İçiyordu. Tamam Muzaffer Bey, anladık. Bir dakika. Yalan söylüyorsun, yalan yalan. Benim iş yerindeki arkadaşlarım buna şahit. Bir gün ben Ankara'dan Aksaray'a gelirken Muzaffer Bey beni görüntülü aradı. Ben görüntülü aradı aramadı merak etmiyorum. Siz onun evine geldiniz, o sizi davet etti. Sonra dedi ki kardeşim sen bu eve giremezsin. Ben dedim ben. Ben de ve bunun demek üzerine teyzeniz neden canına kıydı? Hayır, ona o yüzden değil. Bu, benim yüzümden kıymadı bu birincisi. Şimdi ablacığım bu benim yüzümden kıymadı. Kendileri ben sizin yüzünüzden kıydı ben demiyorum. Hayır, onunla, neden canına kıydı yok diyorum. Git bil işte bunalıma gitti. Yalan konuşuyorum. Lütfen Muzaffer Bey. Utanmıyorsunuz da yalan konuşma demeye. O tarafa... Yok. Ne evlendiklerinden, ne boşandıklarından, ne... Beyefendi ben de size şunu söylüyorum. Senin alakan yok da. Teyzen hastanelik... Gülden Hanım. Teyzen hastanelik olduğunda sen yanına gidiyorsun demedin mi? Teyze ne oluyor? Sen niye bu haldesin demedin baskı, mi? Çok baskı mı yapıyordun? Yeter artık, bıktım ne cevap verdi? Yeter artık, bıktım dedi. Kimden bıktı? Bunalıma girdim. Yani Muzaffer Bey'den. Muzaffer dedim, Bey'den. Kendinize dedim bu zararı vermekle... Evliliklerin de, kaçıncı günüydü? Tam olarak hatırlamıyorum kaçıncı gün olduğunu da. Peki teyzeniz, siz şimdi çok yakınsınız teyzenizle. Teyzeniz Muzaffer Bey'le 30 yaş farkla var. Niye evlendi? Haberi yoktu ki onun. Ya, benim haberim yoktu ki. Hayatım haberin yoktu, öğrendin. Teyzen evlendi. Muzaffer'i de gördün sen. Neden teyzen Güldane Hanım evlendi bu adamla? Ya kimsenin hayatına karışamam ben. Ben sadece teyze dedim. Ama evlendiğinin 20. günü. 30 yaşında bir adam var bizim köylü. 30 yaşında adamı alma dedim. Muzaffer Bey'e al dedim demedin mi? Yalan söyledin. Demedin mi bunu? Orada yalan ne için öyle söyledim? Orada yalan için söyledim. Yalan konuşuyorsun. Yalan. Teyze gitti. Sen araba konuşman yalan. Aynı yalan. Evin içinde araba alındı. Sen peki Muzaffer Bey? Yalan. Ben Mehmet Ali Bey. Alma, bu Mehmet Ali Bey, teyzeniz 20. gün Muzaffer'le yaptığı evlilikte şey oluyor, bunalımlara giriyor. Aslında bu evliliği yapmak istemiyor. Bu evliliği yapmasının amacı neydi? Ya teyzemin evlenme amacını söyleyeyim ben. Bu evliliği yapmasının amacı nedir bilmem. Yani evliliği yapmasının amacı teyzemin küçük bir oğlu var. Hani sahipsiz kalmasın, başında bir baba olsun gibi... Yani bu düşünceyle evlendim. Evet, aynen ben öyle. Ben teyzemi 22 yaşında tanıdım. Kaç yaşında? Evet. 22 yaşında tanıdım. Yaşında şu anda kaç yaşındasın? Aynı 23-24. Ben şu anda 23 yaşındayım. Yani kaç yıldır teyzen hayatında? Yaklaşık 1,5 yıldır. Yani. Öz teyzen değil mi? Evet, öz teyzesin. Öz teyzem. Öz annemi ben 20 yaşında tanıdım. Niye annenin yanında değil de teyzenin yanındasın? Ayrı annesi. Annesi ayrı. Annem babamdan ayrı. Tamam. Annem Nevşehir'di. Annenize de bu kadar düşkün müsünüz? Onu merak ediyorum. Teyzenize düşkün olduğunuz kadar. Düşkünüm. Babası var mı? Aynı evde yaşadınız mı? Adamların evine geçimini bozacaksın. Sen dini yedin. Mehmet Bey. Bir sor. Aynı evde birlikte yaşadınız ne mı? Ne için söylemiş? Babası çekişiyor mu? Muzaffer Bey, Güldane Hanım, 11 yaşındaki oğlu Cansu. Birlikte yaşamadık. Ben sadece Muzaffer Bey beni arardı. İşte gel oturalım, sohbet edelim, muhabbet edelim diye... Ben o yüzden geliyordum. Aynen öyle. Devamlı geliyor. Yalan. Şu burada belli ki yalan konuşuyorsun. Vallahi Güldane Hanım tek bir gerçek var ki siz ne yaptınız? Neden bu Muzaffer Bey'le evlendiğinizi iyi biliyorsunuz. Pulusu, parası için evlenmedi. Yarın kaldığımız yerden evlenmedim. Devam edeceğiz. Diğer konularıma geçeceğim süremden dolayı. Hemen uğurluyorum sizi. Sizi buradan uğurlayayım. Gülhan Güzel geliyor. Buyursunlar Muammer Güzel konusuyla devam ediyoruz. Tencere çaydanlıkla beni döven eşim evi terk etti dedi. Bana neler çektirdin? Ne çektirdim Allah, acaba? Günlük yatıyordun. İlk
seviyordun. Mıngır bir bitince insan. Mıngır. Paralarım var. Para bitince Muammer Güler'e geri geldin değil mi? Gülhan sakallıyı bırak gel. Ama seni çok sevdim bunu unutma. Beyefendi. Daha beyefendi olmadım. Hmm. Ben Muammer Güzel'im. Tencere tavayla beni dövdün. Bıraktım gittim. Döven sensin sen. Sus be. Sus bak. Sus. İhanet eden sen. Evet. Evli biriyle birlikte olup oradan çocuk dünyaya getiren yine sensin. Bak bir hata tüm yaptım. Yanlış. Müşteri hizmetten hatta zırt pıt kadınlarla konuşuyor orada. Siz kaç saatlerinde burada çalışıyorsunuz? Aynı numaradan arasam ulaşabilir miyim? Zaten ben rezil olacağım kadar oldum. Bunu da kepaze edip gideceğim. Sen bu adamı Sezai için mi terk ettin? Bu oradan gelmezdi beni sevmesen. Aklını başına topla. Yapma. Sen kimsin? Seni seveceğim. Çok sevdim. Ben nefret sen ediyorum, nefret. Lütfen bak, gel bak. İşim olmuyor. Ben ayrılacağım. Yani senin ne aç oldum, ne açıkta oldum. Abla ben ayrılmak istiyorum. Ay, Sezai'yi seviyor musun? Onu da sevmiyorum. Aldı yiyeceği içeceği burada söylüyor. Böyle bir rezillik var mı? Sen Sezai'nin yanındayım derken hiç utanmıyorsun. O da söylesin bari sıfır televizyon beni aldım diye. Tam doğru da. Gel şu iki günlük dünyada bak. O et tüklerimi şöyle bir kenara kakalım. Gel ayağımı öp bari. Gel. Allah yolun açı geçsin. Ay. Benim hayatımda zaten biri olacak. Tavukları çok tavuklar mu seviyorsun? Mı? Şöyle kucağıma alıyordum. Bilmiyorum. Hayvanı kıskanmıyorum aşağı. Parka götürüyoruz. Hem çocuk eğlensin hem tavuk. Onu da getirecektim de unuttum yani. Seni böyle alacağım. Sezai nerede Gülhan? Hapishanedeymiş. Ben bunu böyle diyorlar. Bak şimdi kim geliyor? Sezai mi çıktı yoksa? Gülhan Hanım anlat bakalım. Bir yüzüme bak bakayım. Bir şaşırdım, bir panik oldum. Ben ölmedim, ayaktayım, kalktım geldim bak. Ne oldu, niye geldin? Tamam geldin, niye geldin? Ben seni istemiyorum, onu da istemiyorum. Tek başıma hayatımı çizmeye çalışacağım inşallah. 2017'den beri beraberiz biz bu eşimle. Eşin mi Gülhan senin? İmam nikahlı eşim. Azerbaycanlı Tamer Hüseynova diye bir eşim var. Resmi nikahlı eşim. Nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Azerbaycan da 3-5 aylık olay. Bana boşanma davası açtı. Gülhan'ı taparcasına seviyorum. Gülhansız bir hayat düşünemem. Bu cümleler size mi ait Sezai Bey? Evet. Ağzını topla. Ya da senin yanından mı Muammer'e gitti? Evet. Bu niye boşanmadım? Sen Muammer'le niye evlendin? O bekardı, sen bekardın. Ayrı evlerde yaşıyordum. Ayrı evde değildim ya gülüm. Niye böyle yapıyorsun ayrı sen? Ayrı evlerdeydik. Sus, bir yalan konuşma be. Bununla gidişatımız iyi değil, baktım ki. Hı. Eş bul dedim, mecbur kaldım, doğru dedi. Ben bunu da istemiyorum, onu da tamam, istemiyorum. Tamam, anladım. Mesela ben de buraya takıldım. Sezai bekar, Gülhan da boşanmış bekar. Niye ikisi bir nikah masasına oturup evlenmediler? Niye Muammer Güzel'in başını yaktılar? Ki Muammer bir tavuğa... Ya bir tavuğa değil, yani tavuğuna bile sahip çıkan, merhamet gösteren de bir adam. Siz öyle bilin. Ha? Siz öyle bilin diyorum. Hayatım ben. Sen dedin parka tavuğu da götürüyordu diye. Delilüğünden götürüyor, akıllı oynatmış. Hiç ondan değil vallahi. Bir yumurta veriyor diye bir tavuğa minnet gösteriyor olmak bana göre en büyük insanlık göstergesi. Siz niye evlenmediniz? Yani çılgınlar gibi bir aşk var aranızda. Sen gidiyorsun Muammer'le evleniyorsun. O gidiyor Azerbaycan'da bir gelin adayı buluyor kendine. Onunla evleniyor. Sonra gene kaçıyorsun, gene Sezai'nin yanına gidiyorsun. Şimdi hem Muammer mağdur hem de Samira Hüseynova Sezai'nin resmi nikahlı eşi sevgili seyirciler. O da ben de mağdurum diyor bunların ilişkisinin arasında. Bakalım Samira Gülhan ve Sezai ile ilgili ve Sezai ile ilgili neler söyleyecek. Buyursunlar Samira Hanım, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar süredir Sezai ile evlisiniz ya da ne zaman evlendiniz? Biz evliliğimiz 3 ay geçti. Evlenmeden önce, yani nikahtan önce 4-5 ay böyle yaşadık. 20 Nisan 2020'de nikah evet. masasına oturdunuz. Hı-hı. Ondan evet. öncesi de var. Evet. Peki bu süre içerisinde hiç Gülhan Hanım'ı gördünüz mü? Yok, görmedim. Görmediniz. Gülhan Hanım'ın varlığından haberdar mıydınız? Evet. Nasıl biliyordunuz? Yani... Gelmiş bunu kandırmış, etmiş, kaçmış, gitmiş, başkalarının yanına gitmiş. Hı hı. Öyle hayat sürmüş, teyzem dara düşmüş, teyzem bunun yanına koşmuş. Öyle otellerden gitmiş almış, gelmiş öyleler duydum. Sezai hep Gülhan'ı kime anlattı toparlıyor. Size bunları? Sezai Bey mi? Evet, kendisi de anlattı, abisi de, gelinleri de, hepsi. Hı hı. Gülhan'a da ilk kez şu anda canlı yayında görüyorsunuz. Evet. Peki 20 Nisan'da evlendiğiniz, nikah masasına oturduğunuz Sezai'den niye ayrıldınız? Sezai'den ayrılmamın sebebi ilk önce yani
Benimle doğru düzgün hareketleri yok. Evine nasıl diyeyim, yalanları çok. Benim evimde olan sırrı gider dışarı konuşur. Dışarıdaki sırrı gelir buna konuşur. Ortalığı karıştırır. Ondan sonra hırsızlığı çıktı. Doğru düzgün çalış dedik. Hasta bakıcı buldu. Gitti oraya. Aldım karşıma, git dedim adam gibi çalış. Evine ekmeğine bak. Öyle dedim, gitti. Tamam dedi, çalışacağım dedi. Gitti bir müddet adama baktı, hastasına baktı. Ondan sonra bir de baktık ki yine de hırsızlıkta. Sizi kim tanıştırdı? Beni Songül Balcıoğlu. Songül Balcıoğlu. Songül senin arkadaşın mı Sezai? Ben de konuşacağım. Evet efendim. Ben de konuşayım bir. Siz Azerbaycan'da mıydınız o zaman, Türkiye'de miydiniz? Azerbaycan'daydım. Azerbaycan'daydınız. Nasıl aracı oldu Sezai ile tanışmanıza? İşte benim Azerbaycan'da az durumlarım kötüydü. Ben 2018'den buradayım. Gelip gidiyorum. Ben dedim ki, Songül'ü ben aradım ilk. Dedim Türkiye'ye gelmek istiyorum. Yani burada sıkıntılarım çok kötü. Çocuklarımla mutsuzum burada dedim. Öyle bir insan olsa dedim, gelirim, evlilik yaparım, mutlu olurum dedim. Tamam dedi, sıkıntı yok, ben seni dedi bulacağım dedi. Tamam dedik. Bir ay üstünden geçti, beni aradı. Sana birini bulmuşum. Kim dedim, Neşe dedim, böyle sordum. Ondan sonra o da bana dedi ki, yani mazlum bir çocuk dedi, fakir bir çocuk dedi. Yani sana, çocuklarına bakacak gücü var. Fakir olsun, benim için dedim fakiri önemli değil, zenginliği önemli değil, insanlığı önemli dedim. Bana sahip çıksın dedim, başka bir şey istemiyorum dedim. Yani aslında maddi durumu olmayan bir adam var, Sezai. Sen bununla mı evlen dedi? Evet. Ama sana sahip var, çıkar maddi dedi. Maddi durumu var dedi. Ama yani oraya gidip tırpana gidiyor, bunu yapıyor, onu yapıyor dedi. Yani kendisi acı kalır, evini acı bırakmaz. Öyle olduğunu söyledi. Evet. Siz evlendikten sonra Sezai'nin hangi yönlerini öğrendiniz? Sezai'nin daha hangi yönlerini öğrenmedi? Söyleyin. Komşularla, komşuya ekmeği almaya gittik bakkala. Bakkalcı dedi, sen Sezai Akar'ın mı eşsin? Evet. Sen nereden geldin, bu adama düştün dedi. Bunu herkes tanıyan tanıyor dedi. Yani kötü kötü isimlerle söyledi. Mesela? Yani... Onun yerine Sezai kadın ticareti yapar dediler mi sana? Dediler. Kim dedi bunu? Asla inanmam. Yok dediler. Yok. Kim yok. Dedi? Herkes dedi. Kim böyle dedi? Bir şey yaptığına kim şahit dedi? Oldunuz mu? İnanmam. Efendim? Asla yapmaz. Ben bir dakika. Konuşmuyorum ama yapmaz. Hangi bir bayanı getirdim de sattım? Buna inanmam. Hangi bir bayan karşıma çıkıp da delikanlı diyecek ki ben... Az kalsın, bir dakika. Az kalsın satacağım. Sezai beni sattı dedi. Ben bir kere seninle konuşabilir miyim? Sen bekle. Bununla nerede tanıştın? Sen bununla nerede tanıştın hanımefendi? El koluna konuşma. Tabum değilsin. Sen oryan tersin. Sen neyse. Ben cansızım adam, sizin çalışınızdan öyle birini eş olarak kabul etti yani, Sezai'ye sorun yani. Mu? Sezai bilmiyor muydu? Senin aklın kadar Sezai Bey'in aklı yok muydu? Evine getiren bir insan bu adam. Türkiye'de yapmaz, yapmaz. Sezai'ye 5 dakika sus. Semiray'la nasıl evlendiniz? Gülhan 5 dakika sus. Tamam. İnanmam. Semiray'la nasıl evlendiniz? Samira Hüseyinova'yı... Asla inanmam. Aynı zamanda hoş geldin diyeyim yine ben. Songül Balcıoğlu'nun şeyiyle tanıştım, evet. Hani demişti ya, Songül Balcıoğlu'yla bağlantısı var. Ya asla. Bu benden önce Türkiye'ye geliyormuş zaten. Gazinoda falan çalışıyormuş. Ben zaten battım, batacağım. Bu adam, Azerbaycan değilken Songül Balcıoğlu'ydu, böyle böyle banaydı. Hayatım şunu merak ediyorum ya, Samira diye bir kız var, Sezai seni bununla evlendiririm derken Songül sana ne dedi? Ben de tamam dedim. Hayır, ya bir kız var Türkiye'de çalışıp yaşamak istiyor. Bu yüzden onunla nikah masasına mı otur dedi? Yoksa gerçekten aranızda bir karı kocalık ilişkisi var mıydı? Ablacığım, yok bir de istememiş. Ben size sormuyorum. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim. Gerçek karı koca ilişkiniz var mıydı? İstememiş bu. Bir dakika. Ablacığım normalde şöyle bir şey sorayım. Resmiyette koca ilişkimiz... Kes be. Yok. Yok.
yaşamadınız. Ben Samira size evliliğin karşılığında bir bedel verdi mi? Bir para verdi mi? Yok. Vermedi. Vermedi. Sizinle niye evlendi? Yuva kurmak. Yuva kurmak için evlilik. Çok da yuva kurdunuz mu? 3 aylık bir yuvamız oldu. Aynı evde yaşadınız yani. Tabii ki 3 aylık bir yaşantımız oldu. Oldu. Niye terk etti seni? Niye terk etti? Onu niye terk ettin? Bunun yüzünden terk ettin. Sen benim kocam arıyormuşum, bana bilet tas, senin yanına geleceğim diyormuşsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Siz ayol, kim aradı bizi? Çok, bu dedi bana. Sen demedin mi? Ay, kocam aramış dedi. Bunu senin kocan aradı, biletini aldı, buraya geldi. Bak adres terbiyeli ol. Ben terbiyeli değilim. Efirdesin, canlı yayındasın şimdi. Kaç bin milyon insan sana. Gülhan, bir susar mısın sen? Sen benim kocam aradı, biletini aldı, ben geleceğim. Tamam mı? Niye diyorsun ya sen? Gülhan, terbiyesizlik yapma. Tamam mı? Sen biletini al, biletini alacağım, senin yanına geleceğim. Onu postala demişsin. Kim? Gülhan. Kimin yanına geldi? Mesajım var, mesajım. Aa, bununla sen kimse konuşuyor. Benim kocamla konuşuyorsun. Muhammed'i arayınca... Bu dedi. Şşt, rahatsız mı oldun? Yok. Ha? Siz Sezai Bey'in yanına... Çok çirkin. Ben zaten bir baktım, hava koşulsun hava. Beş dakika susar tamam, mısın? Tamam sustum, devam et. Bak çeneni beş dakika sus. Tamam. Beni de deli etme. Sizin rezil olduk tamam. Vallahi ya. Bay Sezai. Deli etsene oğlum. Ne? Tamam. Önce şu dansçılıkla ilgili şöyle söyleyeyim de hani deri ya dansöz diye. Ya bunların... Kazanmışım. İnsanlar sen hakkıyla... Ben... Sen ne yap... Gülhan... Beş dakika sus lan Müslüman, beş dakika sus. Bir şey olacak, bana geldiler ha. Oturur musun? Bir sus. Sen karar veremezsin. Ben dedim ona ya. Size ya Samira, seni başka erkeklerle tanıştırayım teklifinde bulundu mu Sezai Kocan? Yok, yok olmadı öyle. Hı? Yok. Olmadı. Yani görüştürdü mü hiç birileriyle? Görüştürmedi. Benim Azerbaycan'dan bileti bunlar kestik de ben buraya geldik de benim fotoğrafımı bilet resmini bir iki kaç kişiye Feyz'den, Messenger'dan atmış. Kanıt ver. Paylaşmış. Bana bağırdın, ona bağırsana. Bir dakika. O, kanıt ver. Onu bir dakika. Sonucu Bağcıoğlu gösterdi. Hatta ben onun eşi Olola, bunun bilgilerinidir, Feyz'in şifresidir, hiçbir şeyini ben bilmiyorum. Songül Balcıoğlu bunun her şeyini biliyor. Hı. O bana girmiş oradan, fotoğrafını kopyalamış, bana attı. Dedi eşine bak dedi, seni dedi pazarlayacak Samira, şimdi, dedi. Samira şimdi hangi Samira gerçek ya da hangi Samira, Samira samimi cevap vermiş bunu öğrenmek istiyorum. Buyurun. Şimdi cuma günü ilk... ekibimle istihbaratta görüşme yaptığında, evet, bu telefon görüşmesinde ben Türkiye'ye Azerbaycan'dan geldim. Bana para gönderdiler demişsin. Evet. Parayı kim gönderdi? Sezai Akar. Gönderdin mi? Gönderdim efendim. Bizi bir kadın arkadaşım tanıştırdı. Bu Songül. Evet. 2020 Eylül'de evlendik. Ordu Fas'ta yaşıyorduk. Sezai hırsızlık yapıyordu. Evet. Bana şiddet uyguluyordu. Evet. Evlendikten bir ay sonra beni başka erkeklere pazarlamaya kalktı dedi. Sezai nerede hırsızlık yaptı? Sezai değil, Songül. Songül başladı onu yapmaya. Sezai Akar değil. Seni başka erkeklere pazarlayan kişi kim? Songül, Songül Balcıoğlu. Songül Balcıoğlu. Evet. Hmm. Seni farklı erkeklerle kanki tanıştırıyor mu? Efendim? Tanıştırdı mı? Tanıştırdı ya, ama dün kankiydi, daha dün ben gitmedim. Şey, alabilir misiniz dışarı? Tam özür dilerim. Tamam. Hı. Songül Balcıoğlu mu? Evet. Ama burada bunu yaptıranın Sezai olduğunu söylemişsin. Ama yok, şimdi düzeltiyorsun. Yok Sezai dememişim. O belki yanlış olmuş. 2-3 ay boyunca ben bu işi yaptım. Ne işi? 2-3 ay ben işi yaptım. Öyle bir ifade... Beni pazarladı. 2-3 ay boyunca ben bu işi yaptım. Öyle bir şey yazdırmadım ben. Hayır. Aynen bu cümle. Mecburdum, gidecek bir yerim yoktu. Ben varken başka kadınları pazarlamıyordu. Sadece beni pazarlıyordu.
Kim ben öyle bir şey söylemedim ki. Ha? Öyle bir şey yazır mı? Ama seni pazarlayan, başka erkeklerle tanıştıran kim? Songül Balcıoğlu. Yani bu Sezai değil. Yok. Ama şunu söyleyeyim. Songül sık sık yapar mı bunu yani? Zaten şeyleri var, onların cezaları falan var öyle. Songül cezaevinde mi? Yok. Serbest. Bu iş baskını yedi mi Songül? Tabii ki. Yedi. Neredeydi? Bu işi yapıyor. Evet, kadın seni... pazarlamasında şey yememişler ceza. Nasıl? Kadın pazarlamasında yemediler mi ceza? Ondan benim bilgim yok. Ha, baba. Yani bile bile. Eşimden ayrıldıktan sonra, Gülhan'dan ayrıldıktan sonra dedim ki bir evlilik yapmak istiyorum dedim. Azerbaycanlı Samira çıktı karşıma. Öyle ben... olmadı Sezai'ye. Bile bile aldı. Songül onu Türkiye'ye getirebilmek için seninle nikahı kullandı. Doğrusu evet. Bu. Çift vatandaşlık yapmak, çift vatandaşlık. Samira'yı burada kullanabilmek ve çalıştırabilmek için seni kullandı. Aynen, evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Doğru mu değil mi? Senin doğru, bu işte bir menfaatin var mıydı? Yok. Hı? Yok. Çok da benim güzel var. Ben sadece var bir güzel umudum. Var. Hep beraberdiler. Yok, ben tek hep umudum beraber. Evlilik ben amaçlı. Ben geldiğim günden niye bile apartmanlar beni ışkına soktular. Bir dakika. Dur, sizin sosyal medya hesabınızdan yani hanımefendinin resmini, görselini paylaşarak. Ne başka erkeği göndermiş? Ha? Onu iddia ediyor çünkü. Altına böyle bir telefon numarası yazdınız mı? Bu bayana ulaşmak isteyenler bana gelsin diye. Bunun için mi? Evet. Ben. Yapmaz, yapmaz. Evet. Yapmadım. Sezai, Songül senin kankan mı? Songül benim kankam diye bir şey yok. Kocası kocası kankası. Songül'ü ben 6 sene önce tanıyordum. 6 sene önce tanıyordum. Gazino'dan tanıdım aynen bunun gibi. Ben Songül'ü tanıdıktan sonra o eş bu eşimle gidince... Buradan bahsetmiyorum. Songül senin canın ciğerin, sürekli konuştuğun, iletişim kurduğun evet, kişi mi? Evet, 5 vakit diye. Ben Yuvan bunun yüzünden de yıkıldı. Peki. Doğru, o da var. Siz de gelir gelmez ne işine soktular? Tam bir şey söylüyordunuz. Ben gele gelmez bir gün hiç dinlenmedim. Uzun yol geldim. Çok yorgunuydum. Öyle bir saat 6'da kalktı. Hatlar topar beni soktular tarlaya. Çalışacağız. Yani Songül dedi geldim. Adam dedi senin için dedi parayı oradan borcu aldı. Buradan borcu aldı. Tabii dedim gidip çalışacağım. Niye çalışmayayım dedim. Kaç lira ödedin? Efendim? Kaç lira para ödedin? Hı. Çalıştığında kaç lira ödedin bana? 2000 lira para aldık oradan. He, nereye gitti para? Şeye gitti, aldı tarla sahibine. Tarla sahibine mi? Evet. Tarla sahibine parayı verdin. Ben vermedim, Songül topluyordu parayı. Sen de getir de üstüne 500 ne koyu. Senin para nereye gitti Gülüm? Bilmiyorum ama siz Gülüm, siz bilirsiniz. Verdi? Sen gönderdin. Samira, sizin Sezai, Songül sizin ortak noktanız nedir? Nasıl? Songül, sen ve Sezai'nizin ortak noktası nedir? Vallahi bunların ortak benim noktası... Benim bir ortak noktam yok. Bir şey... Kim Samira Hanım? Resimlerinizi paylaşan kim sozyal medyada? Sezai. Fotoğraflarınızı koydu. Fotoğrafla benim... Telefon mu? Sosyal yok, telefon değil. Derken... Bilet param. Biletin resmini çekmiş. Samira bu biletini aldı. Var mı kanıtı? Gelecek. Benim kanıtım ya mesajı kurtça alasalar. Bir çıkıyor. Anlatsın önce evet. Hatta Songül bana çekti attı fotoğrafını. Dedi bak dedi Sezai dedi Ujed artık dedi senin dedi resmini Messenger'da paylaşmış bir de uçak biletini çekmiş atmış ki Samira geliyor. Ne demek o? Bilmiyorum ben ya, işte. Hangi amaçla yazıyor ne ya hayatımın aşkı benim ben kadınım hatta, geliyor ben diye hatta, mi? Aynen ben de hatta dedim ki Songül'e hele düşünemiyorum bu konuda. Dedim garip dedim sevinmiş dedim ya dedim. Peki. Benimle evlilik yapacak. Aslında Samira Hanım lütfen üstü kapalı konuşmayın. Yapmak istedikleri şey nedir orada? Bu, kimin? Bunlara mı? Evet. Bunların işi ne olacak? Elif Samira gelecek buraya. Nikah basacaklar. Ondan sonra beni kullanacaklar. Nasıl kullanacaklar? Nasıl kullanacağım Samira? Ben bak Cemal Gedik duyuyorsa beni dinliyorsa arasın. Hatta Cemal Gedik dedi. Ne dediler? Bu Songül ben Sezai çarşıya çıktık eve geldik. Sen dedi ne işin var çarşıda Sezai'nin yanında dedi. Ne oldu dedi? Senle dedi. Başta Songül.
Bu Sezai? Sezai de onların lafını dinler. Sezai'ye hiç bu konuda baskın yani, yedin mi? Onların ne desek evinde baskın yapıldı mı? Hocam. Efendim? Hiç şeyden kadın ticareti yapmaktan ceza aldın mı? Yapmadım efendim, yapmam da. Yok, onun sadece cezalar yapmadım şeyden. Kimsenin karısına, kızına, çoluğuna, çocuğuna, namusuna öyle bir leke getirdiysem de Allah beni evime erdirmesin, karşıma da çıkarsın. Ben inanmam. Ben görmedim. Ben de Sezai Allah'ın ablam görmedim. Herhangi bir bayan desin ki bana Sezai beni sattı desin, karşıma çıksın. Yok inanmam. Ama bu işi yapan ve yaptıranın Songül olduğunu mu söylüyorsun? Aynen öyle. Bunu da nasıl diyeyim? Songül ne dese Sezai onu yapacak. Evet aynen. Anladım. Songül evet, dese ki geçen, kendine. Bu da doğru diyor. Kat, ne kendine hasardan aşağı buna katılıyorum. Atar. Songül ne yapıyor? Songül ne derse gidiyor. Onun yüzüne de yuvan evet, yutuldu zaten. Doğru, doğru diyorsun. Doğru. Aha katılıyorum bu kadına. Bunu da kötüleyen ben bunu tanımıyorum. Bunu da kötüleyen bu şahıstır. Ben buna ablacığım ben evimdeyim. Oturmuşum. Sezai'yi telefon açıyorum. Sezai hanım neredesin Esra, diyorum. Bu dedi ayrıldı benden gel dedi. Ben bunun evli olduğunu bilseydim gelmezdim. Bunun ayrı olduğunu biliyordum ben. Ablacığım Sezai'yi telefon açıyorum. Neredesin? Sezai Songül'ün evinde 6. katta. Neresi boşandık? Çıkıyor balkona. Evimde bana diyor ki çarşıdayım. Peki şu ismi geçen bir Songül canlı yayına bağlansın. Songül Hanım. Bu ne Songül biliyor musun? Benim yuvamı yıkan Songül. Sen de bir kur. Nerede billahim, kim nerede şey bu nerede? Ağlayamadım gözümde yaş kaldım diye sorsana. Ne alakası? Yok biz geçen haftadan beri. Gözyaşı olmadan ağlama konusunda hitleri yaşıyoruz biliyorsunuz. Daha önce bir vardı, bir damla yaş yoktu ama yine de ağlayabiliyordu. Neden? Her seni, ikisinin de gözyaşları tükendi. Alo. Alo. Songül. Evet, Esra Hanım. Buyurun. Sesim geliyor mu? Evet, Songül Balcıoğlu. Evet. Şimdi hakkınızdaki iddialar. Evet efendim. Samira diyor evet ki Hüseyinova, beni Azerbaycan'dan Türkiye'ye getiren Songül Balcıoğlu'dur. Ordu Fatsa'da gariban bir adam vardır. Bunun da evlendiren kişidir. Beni başka erkeklerle tanıştırdı, pazarladı. Esra Hanım ben sizi dinledim, duydum. Ben kendimi ifade etmek istiyorum. Buyurun. Elif Hanım'la evet tanışmış vardı. Burada kendisi çalıştı. Elif kendisi kim? Elif dakmasından şöyle çalıştırıyorlar. Burada Esra Hanım. Hı. Burada kendi Elif diye kullanıyor. Ben Hüseyinova'yı tanımıyorum. Türkiye'de Elif ismi kullanıyorum. Tamam dinliyorum sizi sakince. Tabii. Tamam burada Elif de kullanıyor. Elif bana dedi ki evleneceğim dedi. Tamam mı? Edeceğim dedi. Böyle böyle dedi. Bir ay yakın şeyle Sezai Akar'la telefonda internet üzerinden görüştüler. Hı hı. İnternet üzerinden görüştüler, Sezai'yle anlaştılar. Sezai ona bilet parası gönderdi, her şeyini yaptı. Hı hı. Sezai Akar onu Türkiye'ye getirdi. Hı hı. Evraklarından birlikte Elif, evraklarını oradan, Azerbaycan'dan evrakları hazırladılar. Buraya getirdiler. Onu biliyorum. Burada nikah için başvurdular, evlendiler. Elif Hanım yalan söylüyor, burada yalan ediyor. Sezai'nin evine her akşam Sezai'yi bırakma sebebi, Sezai orada söylesin. Sezai'yi bırakma sebebi... Sezai her akşam evine işten geldiği zaman erkek evde vardı. Doğru bu yalan. Doğru. Bir saniye. Bu doğru. Yalan. Bir dakika. Dakika bir her Sezai. Akşam evine erkek bir alıyordu. Sus. Sezai orada doğruyu söyledi. Sezai. Siz Samira ile evlendiniz. Bu evliliğin içerisinde yaşandı. Efendim şöyle bir şey sorayım. Ömer kim ben tanımıyorum. Ömer. Soy ismi. Ben Ömer olarak demiş da biliyorum ama soy ismini bilmiyorum. Evinizde her akşam başka biri var mıydı? Efendime söyleyeyim. Kahraman kim? Soy ismini bilmiyorum. Kahraman kimdi onu da bilmiyorum. Bu insanlar sizin evinize girip çıkan kişiler mi? Bu iki insan benim evime girdi çıktı insan. Sık ama sık onların evi kim getirdi onu söyle ablacığım. O adamlar da evi... İlk... Toprak kim? Kim? Toprak. Toprak, Toprak benim, isminde. Bizim, bizimle çalışan bayan, benim arkadaşım. Seninle tanışan bayan değil aynen mi? Aynen. Toprak'la Kahraman eşler mi? Eşler yok, mi? Öyle değil. He? Yok. Ne oldu? Niye geldi benim kapıma? Sen çağırdın Kahraman'ı da. Sizin her çalışan evinizde. Bir dakika, bir dakika dur. Ben... Bakar Tarım, Bakar da çalışıyordunuz. Kimle efendim?
İkiniz beraber mi çalışıyordunuz? Bu hayır sık efendim. Sık eve giren çıkan adamlar kim? Yani. Hangi amaçla geliyorlar? Ben de onu soruyorum efendim. Niye geliyorlar bu insanlar ablacığım, eve? Ablacığım kendisi çağırıyor. Ben de düzgün yalan konuşuyorum, konuşma. Yalan da konuşmuyorum. Anladın ben mı? Az bir beni de dinle yine. Toprak değil bayan hayatımı bak, tanımam. Ben istedim çıkmayı. Samir yalanım olsa çıkmazdım buraya tanımam. Ben. Kahraman anladın? Ve Ömer denilen kişilerse mağduriyet yaşattılar mı Samira Hanım? Nasıl? Kahraman ve Ömer evinize gelerek size mağduriyet yaşattılar mı? Hayır. Niye geliyorlardı? Ha? Niye geliyorlardı evinize? Ömer, Kahraman bunu, bunlar Kahramangil'in bahçesinde çalışıyordu. Öyle tanıyordu. Ne zaman tanıdı? Toprak da benim arkadaşım Kahraman'la sevgili hayat yaşıyordular, tamam mı? Geliyordular, bize oturup ediyordular böyle çift. Tek Kahraman'ı eve çağıran kendisi olmuş. Allah Allah. Toprak'la beraber gidip girmiş geliyordunuz adam yalnız. Evime. Bak Kahraman dediğin adam insan benim evime kadınla girmiş. Oturmuşlar, çay içmişiz, muhabbet etmişiz, ha? Gitmiş. Ama tek başına kalan da Kahraman'ı kendisi çağırmış. Evi de çok güzel temiz. Günden bahsetmiyoruz. Nasıl? Songül Balcıoğlu devam edin lütfen. Eve sık sık gelen erkekler vardı. Kim bu erkekler? Siz daha iyi biliyorsunuz. Esra Hanım. Ben Sevda Yakar benim yanıma geldi. Ben Cemal Gedik'ten tanıyorum Sevda Yakar'ı. Tamam mı? Hı hı. Sevda Yakar yanıma geldi. Böyle olmaz dedi. Ben Sevda Yakar'a kendisine sorun. Dedim ki Sevda'ya dedim. Eğer bu şekilde devam ediyorsa nikah yapma dedim. Sevda'ya gitti. Elif ona baskı yaparak, ona kavga ederek, dövüş ederek nikah yaptırdı çift zorla. Çift vatandaş kalmak için. Zorla kimseyi baskın yapıp da evli yaptırır mı? Orada Sezai de orada efendim doğruyu söyledi. Çok komik. Ben Sezai'ye dedim ki yapma Sezai bak yapma bundan sana karı olmaz dedim. Sezai gitti nikah yaptı. Sezai beni de dinlemedi. Kimseyi de dinlemedi. Hmm. Kardeşim de bak Sezai Akar da var. Peki Songül Hanım ben size sormak istiyorum. Bu adamlar niye Sezai'nin evine geliyordu? Ya da her işten geldiğinde bu yabancı adamların evde bulunma sebebi neydi? Ay, söyleyeceğim efendim. Her akşam Sezai bana diyordu ki Mehmet var, Kahraman var, Ömer var. Her akşam dedi evde dedi. Ben dedi bunları tanımıyorum, etmiyorum bacı dedi. Bunlar benim evimde geziyorlar dedi. Ben de dedim ki bunlar senin evinde ne işi var? Ne işi var? Sen dedim evli adamsın. Bizim Ömer senin neyin oluyor? Bir dakika. Ömer senin neyin oluyor? Ömer değil mi? Benim Hatice var, bayan arkadaşım. Onun arkadaşıdır. Şu anda bak o çocuğu ben getirtmişim buraya. Kendimden. Burada mı Ömer? Evet getirdim. Bir gelsin şu Ömer'i çağırın bakayım. Getirdim. O da konuşsun diye getirdim. Ömer niye geldi buraya? Yani ben... niye sizin evinize girip çıkıyordu? Ay gelsin kendisi anlatsın. Hayır ben sana soruyorum. Benim evime girip Ömer'in çıkmasının sebebi bu. Beni bıraktı gitti İstanbul'a parasız. Ömer kimin arkadaşı? Ömer Hatice'nin arkadaşı, benim bayan arkadaşım. İlk Ömer'i tanıyan kim? Ömer'i ilk tanıyan benim. Sensin. Sezai'yle birlikte olduktan sonra Ömer'i Sezai'yle tanıştıran kim? Ömer'i mi? Ben. Sensin. Evet. Sezai'yle ayrıldıktan sonra Ömer'le arkadaşlığına devam eden kim? Benim. Ben, sensin. Evet. Buraya gelirken de Ömer yanında. Ömer senin neyin? Ömer benim şu anda pazarcılık arkadaşım. Pazarcılık. Ben çarşambadan halıdan çıkıyoruz köylere bunu satıyoruz. Onu herkes de biliyor. Araştırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Senin var ya. Öyle yaşa. Bak ben ama bundan ayrıldım. Ama Songül seninle ilgili başka bir iddiada bulunuyor. Sen mal iş yapacaksın. Songül. Anladın mı Songül'ün ne demek istediğini? Songül bana çok sinirli. Songül bana o kadar bir aşırı bir sinir. Çünkü ben gittim Cemal Gedik'in evine gittim. Oturdum onun evinde. Onu anlat. Yani arkadaşım varmış onlarla evlenseydi. Ya ablacığım ben Sezai'yle evlenmemin sebebi yani arkadaşlar diyen ki ben pis yolda değildim ki. Ha. Peki Songül. Ben gidip arkadaşlarına pis yola gitmedim ki. Efendim hiç Esra Hanım. Bulunduğunuz ev ya da sizin size ait kiralık bir ev. Evet. Eve bir polis tarafından baskın yapıldı mı? Hayır efendim. Ben Elif'in bu ayaklarını Sezai bana söyleyince ben Elif'in itibatı kestim. Sezai de orada şahit. Ne evime ne o cama hiçbir yere sokmadım efendim. Ama Samira dedi ki beni başka erkeklere pazarlayan Songül Balcı'nın kendisidir dedi. Ben Kahraman'ı tanımam. Anasıyla beraber köydeki... Ömer'i tanımam. Ben bak kaç kişi var. Toprağa bağlayın. Toprak bir arkadaşı var o da anlatsın. Songül Hanım biraz önce sordum. İki tane mülakatında iki farklı açıklama yapmış. Birinde sıradan ve normal bir evlilikteki serzenişlerde bulunmuş. Ama ilk yaptığı açıklamada
Evlendikten bir ay sonra beni pazarlamaya başladı. 2-3 ay mecburen hiç gidecek yerim olmadığı için bu işi yapmak zorunda kaldım. İnanın. Bu işi yaptıran kim dediğimde sizin isminizi verdi. Hayır efendim, yalan söylüyor kendisi. Hayır, yalan değil. 3 bak, 7. ayın 18'inde Türkiye'ye geldi. 7. ayın 18'inden beri Sezai'nin Akar'ın evinde duruyor. Evet. Sezai'nin Akar da şahit. Sezai Ünye'ye gitti. Ya Cemal'la Sezai'yi hırsızlığa gönderen de fındık çalmaya gönderen de. Aa vallahi çete gibisiniz yemin evet, ederim ya. Bir saniye şu Ömer canlı yayında. Bir saniye Songül Hanım. Songül Hanım ismi geçen Ömer de canlı yayında. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kimse yalan söylemiyor. Hepiniz doğruyu söylüyorsunuz. Hepiniz kendinizi koruma konusunda şeyleri sadece hamleleri değiştiriyorsunuz. Ömer Bey hoş geldiniz yayına. İsminiz de geçti. Ne iş yaparsınız? Ben pazarcıyım efendim. Pazarcısınız. Samira sizin kaç yıllık arkadaşınız? Yıl olmadı ya. 3-4 ay falan. 3-4 aylık evet. Arkadaşınız. Şimdi Sezai ile Samira ilk tanıştıklarında, daha evlenmeden önce beraber yaşamaya başladıkları dönemde sen onların evine girip çıkıyor musun? Doğru mu? Yok, yalan. Ha? Yalan konuşuyor. Kim yalan konuşuyor? Zaten Sezai Akar kendisi gönderdi beni. Nereye? Kendi evine. Ben İstanbul'daydım. Sezai'nin mi arkadaşısın, Samira'nın mı arkadaşısın? Yani ben Samira'nın arkadaşıyım. Kaç yıllık arkadaşsınız? 3-4 aylık falan. 3-4 aylık olamaz. Songül Balcıoğlu diyor ki daha evlenmeden onlar Ömer o eve girip çıkıyordu. Kahraman var, kahraman da vardı yanlarında. Yalan, yalan abla, yalan. Çok yalan. Evet doğru Siz efendim. Siz kaç aydır ayrısınız Sezai ile? Samira? Efendim? Kaç aydır ayrısın Sezai ile? Ayrı mı? Evet. Kaç aydır onun evinde yaşamıyorsun? 4 ay oldu galiba. 4 ay oldu. Sen 4 aydır Sezai'den ayrıysan Sezai'nin bu adamı tanımasına imkan yok. Ama sizin evinize Ömer giriyorsa bu adamı tanıyor. Ömer benimle Sezai evlenmeden önce benim evime hiç girmedi. Ömer Bey direkt soruyorum. Samira Hanım'ı başka erkeklere pazarlıyor musunuz? Hayır asla. Hı? Asla. Niçin benim... evlerine girip çıkıyordunuz? Songül Hanım bu iddiada bulundu. Beni Sezai'ye kadar kendisi gönderdi. Ben Ünye'deydim. Onu inanmam ben. Nerede? Yapmaz. Ünye'deydim. Ünye'deydiniz. Evet. Ne dedi? Evime git dedi. Evime git. Yok tanışmıyoruz. Ablacığım. Ömer... Sezai sana nasıl... Bir şey sorabilir miyim? Hatice'yle beraber Esra benim ablacığım. Bayan arkadaşımla ben, bize geldi. Esra ablacığım beni dinliyor musunuz? Ben... Evdeyken, ben evdeyken Samira Hanım işe gidiyor, gazino işi yapıyor. Son günden beraber gönderdim. Bile bile aldım. İşine gidiyor. Ya, bile kendisi. Bile aldım, bile bile. Bir dakika dur. Ömer ne yapıyor? Hep kadınları kötülen. Şşt, sen çok güzelsin. Şşt. Evet. Gazino işine gidiyor. Oradan şimdi tutuyor bu akşamından bunu alıyor. Ben bir işim var. Nereye gideceksin? Ha. Sağa sola. Ömer'le bunu mi? Da sen bak kötüledin. Ömer'le beraber gidiyorlar. Yalancı Samara senden. Siz de Songül Hanım'la öyle yapıyor muydunuz? Songül Hanım gazinoya gidince siz de onu sağa sola götürüyor muydunuz? Ben Songül Hanım'la öyle bir bağlantım bir şey olmadı. Miyim? Bana bir bana hayat... Songül Hanım vermek çalışır çok mı önemli gazinoda? Bir soru. Çok önemli. Efendim? Niye? Songül Hanım da çalışır mı yani? Gazinoda? Bunun... Songül Hanım'la Songül Hanım gazinoda çalışıyor. Şey, bir şey Songül Hanım buna dedi ki ya... dedi sizi evet. Oşayacağım dedi. Hiç evlenmeyeceksiniz ben dedi. Ben baktım zaten baktım. Sezai sen bu adamı Ömer'i kaç aydır tanıyorsun? Sana? Efendim ben Ömer'le fazla bir bağlantım olmadı. Aşağı yukarı 3-5 gün tanımış oldum ben. Ne zaman olmuş. Tanıdın ilk? Samira, hiç tanımıyorum diyordun. Samira senin yanıma geldi. Bir yıl aşkın yok süredir tanıyorsun. Yok yok bir yıl yok. Samira zaten geleli benim yanıma. 3 ay benimle resmi nikah olmadığı için Songül'ün yanında kaldı. Songül'ün yanında kaldı. 3 ay sonra da Songül benimle... iyice senden benim üzerine istifade etti 7 sene. Değil mi? Songül'ün yanında kalırken orada istifade etti. Getirdiler 5 milyar da para çektiler sen üstünden değil mi? Zamanda. Haberin olmadan Gazınlar doğru mu? Şeyde, ha? Gitti bak Songül Balcıoğlu bir onu desin ki ben... Kara... Bacım ve Sezai Akar'dan kaçtı gitti sonra hangi bacısını sattı bana? Onu anlatsın bari. Telefonda. He söylesin onları söylesin cevap versin ona. Hangi bacısını sattı bana? Songül'ün bacısı sende değil miydi lan?
He? Vardı. Sen demedin mi? Dizlerimin karşısında... Arkadaşım benim boşandı. Beni yediler, beni kurtar bunlardan dedi ya. Beni hırsızla bunlar götürüyor dedi. Neler dedi neler abla? Yalan diyorum, sen hiç iki evladın üstüne sağ salim gelip çıkıyor. Doğru doğru, ben de biliyorum. Genelde böyle oldu zaten. Doğru diyor, doğru, ben de biliyorum. Hep Songül, hep Songül ya. Ben de biliyorum, doğru diyor. Sezai nereye gidiyorsun? Çıkıyor çöne Songül, he Songül. He Songül. Ben doğru diyor, ben de biliyorum. Bu olayı ben de biliyorum. Doğru diyor. Ablacığım, hiç kullanılmayan bir koltuğu 6,5-6 milyara eski koltuğu satılır mı adama? Doğru diyor. Kim satmış? Ay Songül buna sattı. Songül satmış. Ha. Dostu mu düşmanı mı? Koltuk, efendim? Dostu mu düşmanı mı? Dostu dostu. Songül. Songül dostu oluyor. Bacısının ne kocası? Semira yan yana, Ömer de burada bak. Sen ismini verdin. Ömer de şu anda onunla İstanbul'a gelen kişi. Evet. Buyurun, karşınızdalar. Rezilsiz, rezil. Sizinle ilgili iddialar acaba? Beni bir gece Elif kendi telefonundan, WhatsApp'tan aradı. Ömer yanındaydı. Sezai İstanbul'da hasta bakıyordu. Gece de saat 1.30'unda Ömer o evdeydi. Benim dedi aşkım dedi Elif Hüseyinova. Böyle böyle söyledi, anlattı. Hüseyinova yalan söylüyor. Böyle böyle konuşkan yalan anlatıyor. Evet, biz yalan konuşuyoruz, kendisi, siz doğrusunuz zaten. Baskıyla, nikah yapan Elif Hüseyinova'dır. Evet. Bir insan sana zorla baskın altında nasıl nikah yapabilir? Hangi baskıyla ama hangi baskıyla? Songül, şimdi seviyorum diye mi evlendi? Bu ülkede yaşamak için mi evlendi? Bana bu bağlara kalacaksın, benim önümde duracaksın. Peki sen onu çalıştırmak için bu nikahı desteklemiş olabilir misin? Kesinlikle. Ben kendisine bazı muhatabım yoktu. Kendisi bana WhatsApp'tan ulaşan kendiydi. Siz ne iş yaparsınız? Songül Hanım, siz ne iş yaparsınız? Ben şu an çalışmıyorum. Haydi daha iyi. Sen doğru yani. Sen yalan konuşma yalan. Tamam. Yok. Gelin buraya ben çok iyi bir oryantellik mesleği çok saygıyla yapan, böyle ayakta alkışladığımız isimler var. Fakat o mesleği kullanıp altında farklı işler yapanlar varsa, onu bir kalkan olarak kullanıyorlarsa ortaya çıkar zaten. Hangi yuvanızı yıktı Songül Hanım? He? Songül Hanım hangi yuvanızı yıktı? O diyor ki benim tek suçum kocadan kocaya gitmek. Hayır, yuvamı yıktı diyor da hangi yuvanı yıktı? Kim yıktı? Songül Hanım. Hangi Songül Hanım? Sen benim bu Sezai'yle yuvamı yıktın. Sezai'yle yuvan hiç olmadı. Valizi buraya taşı. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Neden senin Gülhan'la nikah masasına oturmadığın belli. Bu kız burada kalacak, çalışacak. Siz Songül, sen hep beraber, Ömer de dahil. Kendi teşkilatınızı kurmuşsunuz. Değil mi? Efendim bu kız yanımda yok ki, bu eşim var diye. Eşin değil o senin. Yok, iman nikahlı eşim var. Samira ortada yokken bu kadınla niye nikahlanmadın? Yani. Samira ortada yok. Ben istemedim. Onun yanındaydı ablacığım. Niye nikahlanmadın? Ben istemedim. Kendi istemedim. Hareketlerini bunu aldım. Kendi istemedi. Ne güzel. İstediği zaman geliyor ama nikah masasına bir türlü oturtamıyorsunuz sevgili seyirciler. Programı bitiriyorum artık. Kapanışa geçiyorum. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi yani hayatınızda İlk kez gördüğünüz, internette tanışmış olduğunuz kişilerle ilişki kurduğunuzda hangi kötülükle karşılaşacağınızı da bilemiyorsunuz. O yüzden dikkatli olmakta, ailemize sarılmakta fayda var. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.